Merhaba, Düşünce Hayat'tan tekrar merhaba. Vav televizyon ekranlarındayız. Her zaman olduğu gibi Ekrem Demir'le hocamla beraber. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun hocam. Keyifler yerinde. Çok şükür. Eyvallah. Ee, her zaman olduğu gibi Ekrem Demir'le hocamızla e, bu sefer farklı yapacağız. Her zaman olduğu gibi değil. Şöyle, malum Ekrem Demir'le hocamızla e, uzun süredir program yapıyoruz. Çok da keyif alıyoruz. Çok da şey öğreniyoruz. Böyle ara ara hocamızın böyle notları çıkıyor ağzından ama yeri ve zaman olmadığını çok fazla üzerine duramıyoruz. Sonra konuşuruz diye biz onları not alıyoruz. Sonrasında onların hepsini derledik, topladık. Şimdi onlarla yola çıkacağız. Böyle birbirinden farklı şeyler de olabilir. Defterini türetmeyiz. Hocam <laughs> biz şimdi notlarımızı almışız böyle. Bunlar daha çok sizin e, itiraz ettiğiniz notlar. Hmm. E, Gündelik hayatta çok fazla kullanılan cümleler. Evet. Deyim olabilir, atasöz olabilir ya da ne dersiniz? Vallahi ne? Merak Deyim. Ettim. Onlardan derlenmiş ya ben hikayeler. ben kendim itiraz ederken hiç hatırlamıyorum. Yani e yani ha, o zaman bir tutarlılık <laughs> sınavına gireceksiniz şimdi. <laughs> Hakikaten enteresan. <laughs> Allah Allah. Hmm. Buna itiraz mı edilir falan diye gibi yani. Dur konuşacağız tabii. Yani evet. zor da olabilir. Evet yani. olabilir. Yani şey yani. için zor değil yani. Hmm. Şöyle girizgahla bir şey merak edeyim mi, sorayım hmm. mı? Yani hep anlaşılır olmak durumunda durumda mı din ya da anlatılan şeyler? Bazen işin içinden çıkmaz hala olur mu? Ben şahsen e, e, bazen çözümsüzlüğü de bir şey olarak görüyorum. Yani anlamamayı mesela benim hayatım e, anladığım konular üzerine kurulu değil. Bir sürü anlamadığım konu var. Ve onlarla 30 senedir 35 senedir belki daha da fazla cebelleşiyorum. Hı hı. E, hiç de vazgeçmedim yani enteresan bir şey. Yani kendi adıma mesela ve belki böyle yani sevdiğim bu konularda e, ilgili olduğunu düşündüğüm ilgili diyorum. Yani, yani uzman demem yani. Yani e, ondan sonra ilgili olduğunu düşündüğüm kendimi de ilgili olarak görüyorum. Uzman değilim aslında. E, düşündüğüm arkadaşlardaki ortak tavır e, kendimde de yani beklediğim ve arzu ettiğim tavır şeydir, ısrardır, hı. kararlılıktır. Bu şey de e, şimdi bir e, rusuh kadem diye bir tabir vardır rusuh kadem. Bu bizim şeyde Galata'nın hemen dibinde işte Rusuh Ankara'vi son şey var ondan sonra. Rusuh e, yani tabir orada yani rusuh oradan gelmiyor da yani o da o unvanı Hı -hı. almış yani rusuh. Rusuh derinleşmek demek. Kur'an-ı Kerim'in Alimîn suresine geçen bir kerime "Verrasehûne fil ilmi." Böyle müthiş bir ifadedir gerçekten. İlimde yani bilgide derinleşenler. Hı -hı. E, mesela onlar da ki "Âmenne, küllun min 'ind Rabbi'ne. Hepsi Rabbimizin katındandır. Şimdi enteresan Biliyoruz demezler. Yani iman ettik. Yani, yani anladık. şey işte iman ettik. Hı. Hepsi Rabbimizin katındadır. Şimdi dinde bu e, yani, e, yani anlama üzere kurulu değil aslında. Yani e, merak etme üzere, yolda olma üzere ve yürüme üzere kuruludur. Yani rusuh yani o derinlik bununla ilgilidir. Yoksa anladım mesela ihata ettim, idrak ettim diye bir şey yok Hı. aslında. Şimdi burada tabi dinin bazı konuları var. Mesela diyelim ki işte fıkıhla ilgili ya da buna benzer yani günlük hayatla ilgili konular bunlar zaten basit konulardır. Yani bunu anlamamak diye bir şey yok. Yani mesela fıkıhla ilgili değil mi? Mesela namaz nasıl kılacaksınız? Hı hı. Orucu nasıl tutacaksınız? işte zekat nasıl vereceksiniz filan. Yani bunlar anlaşılmayacak bir tarafı yok. Hatta ben şimdi böyle zaman zaman karşılaşırdım. Mesela diyelim ki şimdi namazda böyle bazı problem durumlar vardır. işte diyelim ki işte üçüncü rekatta mıyım, dört miyim, unuttum, karıştırdım filan ne yapacağız değil mi mesela? Şimdi sıra dışı bir şey yani. Yani sık yata yaşasak şimdi. Ben derim ki çok basit yani hani. Yani çok basit yani konu çok basit. Neden? Tekrar kıl kardeşim ölmesi iki <laughs> <yani, gülüyor> <gibi. gülüyor> Tamam şimdi. Mı şimdi? Hocam, şimdi şey bekliyorum. yani ne ikna aldıysan oradan devam et. Ha ettim. falan gibi değil mi yani? ya? Hayır yani tekrar kıl yani. Şey de e, şimdi benim çalıştığım gelenek şöyle bakar mesela bu tarz konulara. Şimdi fıkıh mutlaka bir cevap vermek ister. Yok öyle miydi? böyle miydi? o evet. rivayet bu rivayet falan filan. Şimdi muazzam tabii böyle şey büyüyor. Yani hacim büyüyor. Hacim büyüyünce yani metin hacim büyüyünce bunu bilmek için hakikaten çok okuyan bir adam lazım. Yani bir hindiye lazım. hindiye ortaya çıkıyor evet. falan tamam şimdi ondan sonra böyle bir şey ortaya çıkıyor. O o zaman şimdi e, mutlaka çözmek istiyorlar. Şimdi çöz, yani yani alim tipleri biraz buradan ortaya çıkıyor. Bir kısım yani ulema buradan çıkıyor. Ben şahsen bunun böyle çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani Müslüman topluma çok gerekli bir şey değil bu. Yani yani hatta bir böyle çok sevdiğim bir e, abi vardı İslam hukuk profesörü. Ee, ona bir gün konuşuyorduk ya dedim ki e, abi dedim ya ilmihal dediğin şey nedir dedim. Yani 10 sayfalık bir metindir dedim. Yani bunu abartmaya gerek yok ki. Yani ya şu şöyle olursa bu böyle olursa onlara girmeden normal şartlarda yani namazın işte farzları karşıdır, orucun karşıdır, işte şu budur falan. Bu bu kadardır. Yani bunu şimdi şu şöyle olursa ne olur, bu böyle ne olursa ne olur falan gibi yani bütün ihtimalleri hesap ederek şimdi bir metin oluşturmaya gerek yoktur falan diye düşünüyorum. Hı hı. Fakat benim şimdi çalıştığım insanlar yani bu tasavvuf geleneği işte muhakkikler vesaire falan Onların çok hoş cevapları vardır. Mesela demiş ki namazda diyor kaçıncı rekatta olduğunu şaşıran adama adamı ne yapması lazım? Şimdi geliyor, tamam? Molla geliyor, imtihan ediyor adama. Hmm. Şimdi bu çok meşhurdur bizim tasavvuf tarihi şey tarihinde, Müslüman tarihte e, Molla Kasımların e, bu arifleri sigaya çekmeleri çok meşhurdur. Çok da hoştur yani bana çok sempatik gelir. Yani hiçbir böyle kötü olarak görmem bunu. Neyse Şimdi geliyor diyor ki mesela işte zor bir namazdan bir zor, ya iki rekat bir şey bu dört rekat bir şey yani ne kadar zor olabilir yani dibi baş değil aslında? Ondan sonra diyor ki yok şöyle olursa böyle olursa falan nasıl yapacak bu adam? <laughs> Arif diyor ki size göre mi bize göre mi diyor. E bize göre diyor size göre yani fakihe göre cevabını veriyor. Bize göre Vallahi bize göre diyor o adama namazda gaflete düşmemesini öğretmek gerekir. <laughs> çok iyi. Ya bu nasıl bir işti iki rekat namazda hangi rekattaydı üçte miydi? <laughs> ya bu nedir filan diye tamam evet. Şimdi dolayısıyla şimdi normalde şimdi hani Müslümanlığın bir kanadı yani bu fıkıh kanadı. Aslında şey çok kolay yani burada anlaşılmayacak bir şey yok, Hı -hı. abartılacak bir şey yok. Bunu normal yani bir ilkokul talebesi veya herhangi bir talep olması da gerekmiyor. Bunları bilebilir yani yani bu kadar abart ben bazen şaşırırım yani yani çok ekstrem ekstrem örnekler çok böyle şey örnekler falan. Bu e, hadislerde de biraz kınanmıştır. Yani bu alanda çünkü burası çok açık bir şeydir yani gibi. Onunla ilgili özür dilerim. Yani Zaten. bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şey. Çok eskiden hatırlıyorum. Bir e, fıkıh kitabında gördüm. Hı -hı. Yani hani tamam çok detaylı düşünelim belki. Yani üzerine titrelim ama bu kadar ben çocuk hak çocuktum okuduğumda. Hı -hı. Hocam ortaokul falan gidiyordum okuduğumda şaşırmıştım. Yani buna bu niye bu kadar çok kafa yordunuz diyor ki ee, müezzin kâhmet getirdikten sonra kafir olursa o kâhmeti tekrar getirmek gerekir mi? Yahu şimdi... <gülüyor> Hocam <gülüyor> yani bunu... Yani hiç yani kardeşim... Bunu böyle, böyle kelli felli evet. sağlam bir evet. fıkıh kitabını evet, tabii, okumuştum. Tabii, tabii. Yani bir tane getiriver kahve. niye yani, yani, tamam, tamam, kafa tamam. yordunuz Hiç yani. kahmet ne olur? Yani hani, biraz eksiği olur namazdan hani mektup. Hayır o yani, izin kahmet getirecek. Hoca evet. tekbir kafir de. olacak. da kafir olacak. ilan edecek onu. <laughs> yani, Orada bir tartışma ortaya çıkacak. Evet. Ya biz namazımıza devam edelim acaba bu kahmet ne oldu filan gibi. Yani şimdi bunlar. Şimdi bence fakat burada bunun bir tabi toplumsal psikoloji tarafı var. Şimdi insanlar e, yöneldikleri şeyle ilgili böyle kültür üretmeyi, literatür üretmeyi çok seviyorlar. Yani ben bunu mesela ilk şeyde fark etmiştim. Bu diyetlerle ilgili programlar oluyor ya. Hı hı. Şimdi bazı mesela şimdi evdeyimken çalışırken televizyon açıksa hani denk geliyorum. Yani şey için söylemiyorum bunu. Hani böyle bazen şimdi bazen karşılaşıyor siz oldu. Diyor ki ya ben seni nereden hatırlıyorum diyor. Diyorum ki televizyondandır belki. Hayır biz televizyon seyretmeyiz. Ya kimle karşılaştın? <laughs> o seyretme, bu seyretme. Ya kardeşim bu ülke yani hep televizyonlara bırakıyorum. Kitap mı okuyor? Böyle bir şey yok aslında. Yani utandığım için söylemiyorum ama yani gerçekten evet. izleyeceğim bir şey değil o. Evde çalışırken denk geliyorum. yani öt bir takım şeyler duyuyorum falan. Şimdi orada bakıyorsun tamam. Şimdi mesela portakal yemek lazım. Kabuğuyla mı kabuk Allah'ım ya nereden aklına gelir? Elmayı yiyeceğiz. kabul. ya nereden aklına gelir? Yani şimdi bu soruyu üreten adam yani elmayı kabuğuyla mı yiyeceğim kabuksuz mu yiyeceğim sorusunu üreten adam dine geldiğinde müezzin şöyle olursa şey <laughs> tekrarladım tekrarladım aynı mantık aslında. Yani aynı mantık. Anlatır Yani evet. çünkü insanlar hayatta böyle teferruat üretmeyi seviyorlar. Yani burada yani bu biraz direnç de olabilir. Biraz itiraz da olabilir. Fakat insanlar dinlemeye başladıklarında bazen saflaşıyorlar benim kanaatim. Ben ondan dolayı şahsen yani kendi talebelerime de söylerim. Yani böyle sürekli dinleyici olmalarını istemem. Yani kendim de öyleyim yani. yani ben de o kadar dinlemeyi sevmem. Ee, talebelerinden öyle olmasını istemem. Çünkü sürekli dinlemeye başladığınız zaman siz yani gittikçe yaş oranınız düşüyor ve sürekli sorusum ama şu şöyle soruyor. ama bu böyle olursa falan insanın böyle bir absürt soru üretme yeteneği var. O absürt soru üretme yeteneği belki yeteneksizlik de olabilir bilmiyorum. O yetenek işte dinde böyle onlarca konu ortaya çıkartıyor. Yani bazen televizyon programlarında oluyor ya hı hı. Şimdi normalde burada yani hoca olan kişinin ee bence soruya dur demesi ne bilmesi lazım? Hı hı. Yani sorular belli bir makuliyetten çıktığı zaman ona dur demesi lazım. Bu Peygamber Efendimizin usulüydü. Yani hmm. Cenab-ı Peygamber'in usulü buydu. Yani dur demek. Mesela <laughs> sizden öncekiler diyor, çok soru sordular diye helak oldular diyor. Şimdi bunun tabii bunun bir örneği var. Bakara suresinde. Şimdi Bakara suresinde bir hikaye var. Ee, bir insan öldür Enteresan bir konu. Yani hani bir gün burada hakikaten on hususen konuşmak da isterim. Yani Bir gün. De hakikaten. E, şimdi Hazreti Musa diyor ki, Cenab-ı Hak diyor ki. Yani, bir şeye ölü yani bir inek kessinler diyor. Ya şimdi inek kesmekle ölünün ne alakası var? Yani haklı olarak şimdi şey yapıyorlar falan. Fakat bunu sormuyorlar. Yani ne alakası var demiyorlar da nasıl bir inek diyorlar. Sanki burayı anladılar. Şimdi burayı sorsalar iş başka. Nasıl bir inek olsun? İşte bilmiyorum şu renkte bir kilosu ne? Ya sana ne kardeş Şimdi mevzu o değil ama. Mevzu direnme. Yapmak istemiyorlar yani ikna olmuyorlar ve direniyorlar. Şimdi direndikçe iş zorlaşıyor. Direndikçe iş zorlaşıyor. Çünkü en net ne yapacaksın falan. Şimdi bence yani kültürde de bunun karşılığı var. Hayatta içerisinde bunun karşılığı var. Mesleklerde bunun karşılığı var. Ondan sonra yani dolayısıyla şimdi mesleklerde her zaman böyle mühim konular konuşulmuyor. Çok basit, çok primitif konular konuşuluyor. Bu dine de yansıdığında böyle geniş bir literatür oluşuyor. Şimdi burada bilinmeyecek bir şey yoktur. Ve Cenab-ı Peygamber e, bu alanlarda böyle çok soru sormayı, çok konuşmayı işte filan bu, bunu, bunu doğru bulmamış ve sahabeye yasaklamıştır. Hazreti Ali'velimizin bir sözü var. Çok güzel bir sözdür o. Sahabe yani Allah'ın şey Allah Resulü'nün arkadaşları diyor. Çok mübarek insanlardır diyor. Çok merak etmelerine rağmen sonraki nesillerin yükümlülüğü artar diye soru sormamışlardı. Aa, çok güzel. Çok güzel. Fetay. Çok güzeldir. Yani ben, ben bunu sorarsam bununla ilgili bir hüküm ortaya hüküm çıkabilir. Ortaya çıkar. E ben yaparım benden sonra gelen yapamaz. Aa, çok güzel. Bir dini zorlaştır yani dini zorlaştırmamak soruyu tutmayla da biraz ilgili. Şimdi bu açıdan yani mesela birisine bir şey söylüyorsun. Yani iş işte de bu böyle. Yani bir şey söylüyorsun. Mesela şuradan bir şey getir mesela değil mi? Bir çay getir. Şu bu bardaktan ya kardeşim şimdi sordu mu mi sana? Yok normal getir. Ama beğenilmese de o zaman dersin ki mesela sen bana cam bardakta bir çay getir dersin hı hı. gibi. Şimdi iş yani iş yönetiminde de önemli bir şey. Yani bir adama bir görev verdiğin zaman detay çünkü sen onun aklına güveniyorsun. Yani onun aklı seni söylediğini yapacak düzeydedir. Evet. Şimdi peygamber demek ki sahabesine itimat ediyor veya insanlara itimat ediyor. Ne dedi mesela misal olarak söyleyeyim. Derin ki gusül abdesti alın dedi. Tamam misal olarak evet. Nasıl alacağız? İşte şu işte kulağımızın ben şurasına su ka Ya kardeşim mevzu bu değil ki. Gusül abdesti normalde nasıl alıyorsunuz? Şöyle nasıl alıyorsunuz öyle alacaksın. Şimdi öyle detaylara gelince yok işte burama boya sürmüştüm. Yok orama kına sürmüştüm. Yok tamam. Şimdi mevzu büyüyor. Halbuki şimdi sana bir şey söylendi onu yapacaksın gibi. Bence şimdi burada dinin söylediğini yapmak ve onu süründürmemek Hı -hı. çok iyi bir ahlaktır. Yani çünkü şey olan yani e, gözü niyette şey, işte olan kişi hemen işe yani şey yapar. Bunun dışında geniş bir alan vardır. Bu alanlarda yani bu fıkhın dışındaki alanlarda şimdi cevap pek yoktur. Bak şimdi enteresan bir şey. Cevap pek yoktur. Pek yoktur hem de ya. yani. Genellikle yoktur. Hocam. Hani, Bak genellikle işte, yoktur. Bizim şimdi, alanımız şimdi çok enteresan bir şey. Bazen değil mi hocam genellikle <laughs> mi? Genellikle cevap yoktur. Yani benim konuştuğum konuların hemen büyük kısmının cevabı yoktur. Peki niye konuşuyorsun hocam? Ben? Evet niye konuşuyorsun? niye konuşuyorsun? Bir verilmiş yanlış cevaplar vardır onların bozulmasıdır. Benim amaçlarımdan bir tanesi. İki, bu soruları sormaya devam ederek başka başka konular öğrenmeyi sağlamaktır. Yani orada rusuk kadem olmayı sağlamaktır. Ben bunu şuna benzetirim. Yani, bir daha neydir rusul ve yani kadem. ayağımın derinleşmesini, Hı. Rusul kadem bu. Sabit kadem olmayı sağlamaktır. Bu şu demek. Mesela diyelim ki yani ilk mesela bunu e, böyle hani kamuya açık konuşmalar ilk yapma 2006'larda başlamıştım Atatürk kitaplığında. Orada bir yani o oradan aklıma kalır mı kalmıştır mesela. Nedir yani bu metafizik yani din içerisinde bir metafizik diyoruz. Buna metafizik düşünce diyoruz. Nedir yani tam olarak yaptığımız şey nedir? Şöyle bir benzetme yapmıştım. Vallahi dedim bu dedim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Yokuş çıkmaktan söz ederken diyor ki felakta hamel akabe. Yani insan ne kadar böyle böbürlenirse böbürlensin yokuşu çıkamaz. Akabe yokuş. Sarp bir sarp yokuş ama ne kadar sarp olabilir? Yani Hicaz'daki yokuş yani hani. Kayı insanlar <gülüyor> 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 falan şimdi <laughs> Rize'yle bir daha 3500 yani onlar değil yani ama hani, oralar değil. Ne yani. Yok yokuşu çıkamaz. İnsan yokuşu evet. çıkamaz. Ondan sonra söylüyor işte mesela köle azat edemez. Herhangi bir köle azat edemez. Paye kazanacaksam, gösteriş olacaksa onlarca köleyi azat edebilirim. Evet. Herhangi bir yoksulu doyur, doyuramaz. Ama şuraya yazacaklarsa Ekrem Demirli'nin işte aşhanesi hı hı. o zaman yüzlercesini doyurabilirim tamam mı? Evet. Ama herhangi bir yani yolda gördüğüm hiç kimsenin bilmeyeceği herhangi bir yoksulu doyuramam. Yani yani orada zorlanırım. Basit ahlak yani bana bir şey kazanır Basit ahlak yapamaz. Din bunu insan bakımından akabe olarak anlatıyor. Hmm. Aslında onun akabe denmesinin nedeni de nefstir, egodur. Nefs genellikle bir dağa benzetilir. Yani bu Ferhat'ın işte dağı kazması falan budur. Yani nefs, ego yani. Yani egomu aşamadığım için bir yoksulu yediremem tamam Ben bunu tuttum ayeti böyle düşünürken bu buzdağı dedim ya. Buzdağı. Şimdi buzdağı ne olur bak şimdi enteresan. Buzdağı çıkılmaz. Çıkarsın çıkarsın düşersin. Çıkarsın çıkarsın düşersin tamam mı? Önümüzde belki binlerce yani kişi var. Yani ölüler var yani mezarlık burası. Ya şimdi enteresan insan tabiatı bu. Hani ağaca gitme gidiyoruz ya. Hı hı. Tabiatımız bu. Gitmemiz lazım. Yani ağaca gitmezsek şimdi ağaca gittik günahkar oldu. Gitmezsek ne olur onu bilmiyoruz biz. Evet. Öyle değil mi yani gitmezsek ne olurdu? Halife olamazdık hı. demek ki. Hı hı. Yani ağaca gitmemek bir çözüm değildi orada. Çözüm ağaca gitmek idi. Gittik, tamam. Ya da ağaca gittikten sonraki davranışlarımız. Tabii ki. Yani yani, yani anlatayım yani Orada hani yani bazen hani şimdi insan şakalaşıyor da hani. Oh ya baba otursaydın <laughs> ne işin vardı da ağaçta? <laughs> diyorsun değil mi? insan kendi kendine evet. diyor. Değil. Çözüm gitmemek çözümü yoktu. Gitmek vardı. Gidecektik, Hı -hı. tamam. Şimdi gittik. Bu tabiatımız. Hepimiz gidiyoruz. 8 milyar insan hepimiz bir ağaç ilerlederiz yani. Her gün bir ağaç ağaca gideriz. Bunda tereddüt yok. Bu sorun yok. Peki de yani ne oluyor? Yani a, şimdi da şey çıkan Yani çıkan düşüyor, çıkan düşüyor. Ne oluyor? Orada onu fark ettim. Ayaklarımız sağlamlaşıyor. Yürümeyi öğreniyoruz. Ayakta durmayı öğreniyoruz. Mücadele, yani din içerisinde kararlı olmayı, vak, vakur olmayı öğreniyoruz. Dolayısıyla şimdi benim sorularımı, benim konuştuğum, yani merak ettiğim konuların, evet. yani bunların hepsini burada konuşmuyoruz. Burada normal ahlak konular konuşuyoruz. Yani bunları da şimdi anlamıyorsun, insanlar. Hakikaten yapacak bir şey yok yani. hani. Yani anlamıyorsa anlamasın yani ne yapayım ben yani ama normal şartlarda benim şahsen ilgilendiğim konular yani bu metafizik bahislerin şeyi budur. Bunlar çözülmek için değil bunlar e, meseleyi kavramak için e, vaz edilmiş sorulardır. Biz bu soruları düşündükçe yol yürümeye devam ederiz. Biz bu soruları düşündükçe başka başka konulardaki tutumlarımız değişir. Başka başka konulardaki bakış açılarımız değişir. Eyvallah. Peki o zaman şimdi bu anlattıklarınızdan hareketle her doğru her yerde söylenmez mi? Benim bu cümleyle bir kavgam var hocam. Yani evet. muhtemelen sizin de var ki aldık biz buraya. Yani her doğru her yerde söylememek çok garip geliyor bana. Tabii. Mesela hani şey düşünüyorum. Bu mesela bunla karşılaştım da. Peygamberimiz olsaydı ne yapardı? Mesela böyle bir hmm. durumla karşılaşıyorum. Hmm. Benim böyle bir şeyim var hocam. Ee, terazi diyeyim kendimce yani. Bu kendimce geliştirdiğim. Buna rabıta deniyor. Öyle mi? Tabii. Tabii. Tamam. Yani rabıtay mürşid, tasavvuftaki rabıtay mürşidin aslında birkaç tane yorumu var. Şimdi benim bu işte zihnin bu tuhaf çalışma biçimi şu bir iki kapısını kapatayım şuradan. Ama bunun esas her Müslümanı ilgilen tarafı, ilgilendiren tarafı şudur. Peygamberin aklını kendi aklımın yerine koymak. Evet. Burada peygamber olsaydı ne yapardı? Hı hı. Hadi peygamberin ölçeyi biraz tam bilemeyebiliriz. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Diyelim ki ben şimdi insanlara diyorum ki sevdiğiniz, beğendiğiniz bir tane hocayı düşünün. Yani veya bir de iyi bir insan düşünün, tamam mı? O olsaydı ne olurdu? Yani burada davransaydı Yani benim açımdan söyleyeyim, hı hı. tamam. Mesela ben İbn Arabi hakikaten severim. Mesela İbn Arabi olsaydı burada ne yapardı? Daha yakın zamanda sevdiklerim ne var. Yani burada şimdi söylemeye gerek yok. O olsaydı burada nasıl davranırdı? Nasıl davranırdı? Ben size söyleyeyim. Kesinlikle benim davrandığım gibi davranmazdı. Nasıl Bak, yani? Mutlaka çünkü Kemal'in mutlaka bir ilerisi vardır. Yani İbn Arabi de benim gibi davranıyorsa o zaman İbn Arabi ben yanlış anladım. Yani benim gibi de yani, yani, yani ben ne yaparım mesela şimdi bugünkü gençliğine araba ile şey yapıyordum. Bir iki tabii ufak tefek hatalar yapıyoruz falan mesela. Şimdi hem hatayı ben yapıyorum hem sinirleniyorum tamam mı? Şimdi normalde mesela davranış bitti yani kendime geldim. Yani çünkü öfkelenince insan hakikaten normalde Hı -hı. E, aşağıya düşüyor. Yani hayvaniliğe düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, düşüyor yani hani evet. hayvani şeye düşüyor. Neyse, seviye düşüyor seviye yani. Şey, seviye düşüyor yani oraya düşüyorsun. Onun olayasını hak ettiğimiz lekabı hak ediyoruz. Ondan sonra... Kendime geldim. Mesela diyeyim ki filan olsa ne yapar? Yani aklıma öylesi geldi. Mesela şu asla böyle yapmaz. Asla böyle yapmaz. Yani neden yapmaz? Çünkü e, yap benim yaptığım yalan ben de normal şartlarda öyle yapmam. Gibi. Dolayısıyla şimdi buna rabıtayı mürşit veya rabıtayı e, peygamber veya rabıtayı resul yani dedikleri hı. şey tam olarak budur. Onun aklıyla düşünmeye çalışmak. Hı hı. Dolayısıyla şimdi eğer onun aklı benimkiyle eşitse e, o zaman bayağı yani bir de bayağı bir iddia alayım. Sonra başka birinin aklını yerime koyayım yani hani filan hmm. gibi yani. Ee, bunu söyleyenlerin söylediği yer, konu, makam olarak hani nerede, ne zaman, nasıl, niçin söylenmiştir ya. Bu da hangi gönü, konumlara, hangi makama, hangi yere, niçin söylenmiştir de. İşte bazı bazı doğruları saklamak gerekir ki e, hazır değildir karşıdaki hmm. kişi bunu duymaya e, alışma süreci ya da işte bir siyaseten böyle yapmanızı gerekir. Çünkü orada eğer pat diye doğruyu söylerseniz büyük kaybınız olur gibi gibi. Ne diyorsunuz buna? Şimdi e, bu benim hani kişisel olarak hani yazı yazdığım bir konu. Evet. E, bu tabii senin gerekçelendirmen üzerinden aslında bunu söylemiyorlar. Yani bunu daha kötü amaçlarla ve kötü niyetlerle aslında bunu söylüyorlar. Yani her doğruyu her ye, doğru söyle ama her doğruyu her yerde söyleme. Hı. Şimdi şöyle olsa az konuş olsa hani bunu bir anlayabilirim. Yani doğru bile olsa bir defa az konuş dese bir adam hani bunu bir anlayabilirim. Fakat burada bir boşluk var. Doğru söyle ama her doğruyu her yerde söyleme. Dediğinde şu soruya bir cevap bulmamız lazım. Peki doğruyu söylemediğim o yerde neyi söylememi önerirsiniz? Evet. Şimdi bu cümlenin bir çiz <laughs> öğrenilmesi lazım. Değil mi? Yani ben mesela şurada yani doğruyu söyleme. Tamam peki ne söyleyeyim? Yani neyi önersiniz? Bir, iki, yeri kim belirliyor? Şimdi mesela hani, hani bu doğru burada söylenmez. Bunu kim belirliyor? Anladın mı? Şimdi burası çok önemli. Mesela hı hı. bunu kim belirliyor? Yani neye göre belirleyeceğiz? Yani buradan mesela adam zarar hani şunu gibi. Mesela Halil Hacı Mansur bir doğru söyledi. Biz bunu insanlara söylersek insan kendilerini dağlara vurur. Değil mi yani falan. Hadi anladık. Hani böyle bir şeyse bu. Tamam. Peki zarar kime olacak? Söylediğim kişiye mi olacak? Bana mı olacak? Benle ilişkisine mi olacak? Doğruya mı olacak? Ve bütün bunları anında ben nasıl karar vereceğim? Öyle değil mi? Uh -huh. Şimdi bir defa bunun muhasebesinin mi yapılması lazım? bunu bana verilmesi lazım. Şimdi benim kanaatime göre bu söz e, ahlak diye söylenen fakat ahlaka en mugayir olan sözlerden bir tanesidir. Bu doğru söyle ama doğruyu her yerde söylemem cümlesi ahlaka mugayir sözlerden bir tanesidir. Ve yine benim kanaatime göre bu söz aslında insanları e, böyle bir takım ım, ...şeyler göstererek aslında e, insanlar korkutma amacı yani ahlakı korkutma amacı taşıyan sözlerden bir tanesidir. Biraz daha ileri gideyim. Bana göre bu söz eğer sünneti bir referans çerçevesi olarak alacaksam ki ben alma yani sürekli alma <laughs> taraftarıyım. Sünnete karşı geleneğin bir başkaldırısıdır. Yani hani bu Marksist şeyden gelen böyle bir şey vardır. Karşı devrim diye böyle bir laf vardır yani şeyin bu bir karşı devrimdir. Yani sünnet geliyor mesela gelenek geleneği tasih ediyor. Geleneğin e, taşlarını yerli yerine oturtuyor. Evet. Fakat sonra gelenek kendini toparlıyor ve bizi bizimle bir pazarlık yapıyor. Diyor ki bak şimdi Hikmet kardeşim diyor. Doğru söyle bak gerçekten çok iyidir bu. Ama her doğruyu her yerde söyleme. Tamam diyorsun makul. Neden? Çünkü ikna ediyorlar seni. Şimdi evet. diyor ki bak şimdi bu doğruyu bu kişiye söylersem buna zarar verir. Bir de şimdi şunu karar ver. Hangi doğru hangi insana zarar verebilir? Öyle değil mi mesela? Hangi doğru hangi insana zarar verebilir? Şimdi de bunu bir karar getirmemiz lazım. Biraz sonra fark edeceğiz ki aslında zarar verdiği kişi değil ya ben. Yani benim çıkarlarım. Dolayısıyla şimdi ben çıkarlarımla doğruları yan yana koyduğumda aslında içimdeki dürtüler bana söylüyor diyor ki çıkarlarına uymayacağı zaman yani çıkarlarına çelişeceği zaman Doğru söylemek zor yani doğru söylemesen de olur. Şimdi buna bakınız ee, bir hocamız bir yazı yazmış şey yazı yazmıştı galiba ben de o zaman radyoda konuşurken bunu söylemiştim sonra Konya'daki bir konuşmamda bunu diye gitmiştim sonra da fikiratta galiba yazmıştım bu cümleyi bir tek bir örnekler vermişti mesela hoca yani o yazısına hı hı. bir tek bir örnekler vermişti aslında örnekler patavatsızlıkla ilgiliydi Hah tam da onu diyeceğim yani üslup meselesi ha. olabilir mi hı. burada dikkat çekeceğimiz konu. Şimdi eee üslup meselesi bence gene de e, yani bir şey söyleyecekse adam hı, hı. yani şimdi üslup e, yani üslubu bilmediği için doğruyu söylemesin. Yani üslup yani üslup e, doğruyu ortadan kaldıracak bir şey olamaz. Hayır, yani doğruyu söylerken ki üsluba dikkat çeksek bu konuda bu cümlede. E, daha iyi olmaz mı acaba? Yok, bunu şimdi buradaki hadise, söylemiyorum. Yok, ya, tamam. söylemiyorum. doğru. Buradaki hadise, yani anlatılan hadise ee, aslında patavatsızlıkla ilgili bir şey, yani üstüpli ilgili bir şey. Bir de şimdi verilen konu çok anlamsız bir konu, yani yani örnek olarak anlamsız bir konu. Hı -hı. Yani misal olarak söyleyeyim, ki sen şunu seviyorsun, işte ben onu sevmiyorum, on, onunla ilgili. şimdi bunlara doğru, yanlış bunlar çok önemli bir şeyler değil. Biz doğru derken yani ahlaki olarak doğru ya da iyi filan gibi, yani. Yani hukuka vesaire. Yani evrensel bir şeyden söz ediyoruz. Yani hı yoksa hı. hani hani misal söyleyeyim. Şimdi diyelim ki e, ben işte mesela şunu severim. İşte sen sevmesin. Yok ben işte yani böyle basit bir konu değil bu. Yani mesele bu değil yani. Bunu konuşsam ne olur? Konuşmasam ne yani. olur? Yani anladın yani? Birisi bana işte çay getirdi. Çay çok güzel oldu. Yok ben ama çay değil öteki mevzu bu değil yani. Yani bunu konuşmuyoruz. Ama bence üslup şöyle bir şey. Yani patavatsızlık şöyle bir şeydir. Şimdi diyelim ki eee bir 20 kişilik bir topluluk düşünelim. Bu 20 kişilik toplulukta e, onların en gencinin veya diyelim ki mesela yani statüye ben inanmam da şahsen. Hı hı. Ama statüce en yani bilmem işte daha şeyde olanın yani çıkıp her şeyi söylem doğru olmayabilir. Neden doğru olmayabilir? Çünkü yaşça kemalde olan o doğruları söylüyordur. Anladın mı Yani yaşça Kemal'de olan do... şimdi patavatsızlık böyle bir şeydir. Yani birisi zaten bunu söylüyordur. Yani do, mesela şimdi diyelim ki beraber bir yere gittik. Yani sen şimdi bir doğruyu bizim adımıza söyleyeceksin orada. Şimdi sen onu söylüyor iken ben arkadan atılıp yok o öyle değil falan dersen bu olmaz bak. Bu patavatsızlık. Ama bir yere gittik ve sen doğruları söylemiyorsun. Anladın mı bak şimdi sen doğruları söylemiyorsun. Şimdi Hı -hı. orada kime yani bu vazife düşecek? Size. Veya kim olursa değil mi? Yani ben de söyleyeyim. kim olursa. Dolayısıyla şimdi bu üstlük meselesi yani her şey yolunda gidiyordur anlamında bir şeydir. Yani üstlük meselesi ama küçük büyüğün yanına konuşamaz meselesi değildir. Hı hı. Ya da şu şunun yanında şunu söyleyemez meselesi değil. Burada her şey yolunda gidiyordur. Yani bir burada doğruları söyleyenler vardır ve doğrular yeterli ölçüde açık bir şekilde söyleniyordur. Dolayısıyla şimdi hani bunu bozmaya gerek yok. Yani kendini göstermek için ben de biliyorum demeye gerek yok. Ben bunu anlıyorum. Bu açıdan şimdi üstü var ama bunların hiçbirisi yok. Yani sen idareyi maslahat ediyorsun. Ben Hı -hı. idareyi maslahat ediyorum. Oradaki de dedim ki 10 yaşında bir çocuk vay sana mı düştü? Ona düştü. Anladın mı? Yani Eyvallah. şimdi bu açıdan şimdi üslubun bir şeyi var. Tamam anladım onu. Ama üslup bir yere kadardır. Falan. Şimdi bir şey de mesela buna bir şey eklemem lazım. Yani dolayısıyla şu soruyu gerçekten sormamız lazım. Her doğruyu her yerde Şimdi bir defa biz çok çok doğru bilmeyiz. Az doğru biliriz yani. yani ne kadar doğru bileceğiz ki değil mi yani? Doğru hani bildiğimiz her söz doğru değil ki. Bu şu anlamda değil mesela her görüşümü söyleyeyim değil. Çünkü benim her görüşüm doğru olduğunu kim söyledi bana? Yani her düşüncemi söyleyeyim, ağzıma her geleni söyleyeyim, içimden her geleni söyleyeyim bu değil yani kastedilen şey bu değil. Ama mutlaka doğru. Yani şunun gibi. Mesela şimdi bir örnek vereyim size. Ee, şeyde bilgisayarım bozulmuştu. Ee, bir yere tamire götürdüm. Ben de şöyle bir şey vardır. Yani bir şeyi böyle çabuk ödeme hastalığı vardır. Dedi ee, dedik ki işte şurayı yaptık dedi. Şurasının parçası da 15 gün sonra gelecek. Ne kadar dedim? Misal yok söyleyeyim. Dedim ise, e, hani dolar olan hani çalışır ya işte. Değil mi? 50 Hı. dolar dedi filan. Ben de yanında para vardı, dedim. Sonra hani olmaz falan filan. Şimdi çıkardım verdim işte talebelik yani araştırma gözümünde var ama daha çok talebelikte falan. Şimdi orada genç bir kız vardı böyle 20 yaşlarına falan. Kayıt almadık. Ben de almadım onlar da almadı. Aradan bir zaman geçti. Ben gittim yani bir ay bir buçuk ay yani bir daha işte şey yaptım yok falan bir buçuk ay sonra gittim. Parça oldu işte yapıl tamir edildi filan. Para işte şu kadar 50 dol. Ben bunu ödedim dedim parayı dedim. Fiş yok dedi. Vallahi ne dedim dedim. Ee, hiç unuttum. yani gerçekten yani e, yani bir genç kızın yani böyle fütüvettin yani ne olduğunu gösteren çok iyi bir örnek bu yani hı. hakikaten yiğitlik delikanlılık nedir yani e, ee, kıza şöyle döndüm dedim ki yani hayır dese üzerine gitmeyecektim ben size parayı verdim vermedim mi verdiniz dedi patronu böyle bir sinirlendi bir öfkelendi falan. yani bu nasıl bir yani, yani niye kayıt hı tutmanı hı. falan ama Hayır beyefendi parayı verdi dedi. Suç benim dedi. ben dedi. Şimdi bu bir doğruyu söylemektir. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bunun üslubu, bunun şey... Şimdi normal zararı gördü. Belki benden zor fırçayı yedi. Dükkana yani patronun mantığı... Şimdi patron belki de hala ikna olmadı. Patronun mantığında dediğim gibi biraz zarar da oluştu. Şöyle de oldu, böyle de oldu falan filan değil mi? Hı -hı. Yani normal yani ya stajyer için orada duruyor. Yani liseden gelmiş bir stajyer kız. Ya da başka bir şey için falan. Şimdi bunun bir herhangi bir şeyi yok. Yani herhangi bir e, ne diyeyim hani bunun yerine ikame edilebilecek bir davranış yok. Dolayısıyla şimdi e, neyi e, e, yani doğrunun yani doğruyu söylemek demek. Yani kafamda gelen her düşünceyi söyleyeyim aklıma gelen her şeyi söyleyeyim değil. Hakikat olduğunu bildiğim bir şey var bir şahitlik etmem gerekiyor. Bu şahitliği edecek miyim etmeyeceğim. Bu bununla ilgili bir şey. Eyvallah. Yani. Bununla alakalı bir küçük böyle bir virgülü soru sorayım. Hı. O pembe yalan beyaz yalan dedikleri şeylere itibar eder miyiz? Yani Allah affetsin hepimiz bilmiyor musun? Yani, yani ben böyle, yani söylediğim kadar yani doğru, dürüst birisi değilim herhalde yani. Ee, yani. pembe yalan dedikleri. Yani zararsız yalan ya da işte sen yani. zarar yalan yalandır. Sen zarar zarar Yalan yalandır. Sen görmeyesin diye öyle söyledim. Kesinlikle yalan yalandır. Yani ben Ekrem Demir hakkında konuştum. Ekrem Demir hakkında konuştuğumu işte X arkadaşımız gördüydü. Siz de dediniz ki ya Hikmet benim aklımda böyle konuşmuş. O da aramız bozulmasın diye. Yok ya Hikmet öyle şey demedi hocam. Öyle demedi ya. Yanlış ee, anlamışsındır sen dedi size. Ben bir hadis-i şerif var. Onun biraz böyle bir yanlış yorumlandığını düşünüyorum ama bence yalan yalandır. Yani bir yalan önüne beyaz, kırmızı, siyah falan bir şey gelmez. Ama aramız bozulmasın diye öyle şey söyledi. Ee, bu daha bozucu bir şeydir. Çünkü burada iki kişiyle birden bozu bozulur aramız. Hem pembe yalan söyleyenle hem söylediği yani Hakkında konu yani ama gerçekler ulaşamayacaksınız o zaman. E, tamam dediniz ki ya Hikmet benim hakkında konuşmamış e, tamam. Ben, yanlış ben anlaşılmış bu dediğiniz. hadisin e, yani böyle bir hadis var. Hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifin tamamen yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Hadis-i şerif şöyle. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu rivayet ediliyor. Üç yerde yalan söz yalan değildir. Yani Hı -hı. söylenen söz yalan sayılmaz Hı -hı. gibi. Birincisi savaş durumunda. Hı -hı. Çok istisna bir şeydir ve savaştır. Yani şimdi Galiba e, bu yani 80-100 senedir benim diyeyim ki hani eserlerden işte şeylerden falan duyduğum, bildiğim falan ama yakın zamanda da yani 40-50 senede takip ettiğim ve 30-40 senede takip ettiğim, bildiğim bu hadis kadar tahrif edilmiş, İslam toplumunda bu hadis kadar ve bu hadisin yanlış yorumları kadar zarar vermiş bir başka hadis-i şerif ben bilmiyorum. Nasıl yani? Yani şu hadisi şerifin bak daha bir daha, daha on demedim. Bak. Bu hadisi şerifin tahrifi kadar bu hadis-i şerifin yanlış yorumu kadar. İslam toplumuna ahlaken zarar vermiş başka bir hadis-i şerif bilmiyorlar. Yanlış mı hatırlıyorum? Devamında karı koca arasını bulmak için. Evet. Burası, ne? esas burası. Ee, savaş döneminde savaş durumunda yalan, yalan olmaktan çıkar. Bak bu hadis söylüyorum bak. an kameraya söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Sen, ben sana söyleyeyim. Tamam, ben söyleyeyim. Sen kameraya söyle. Tamam. Eyvallah. Bu hadis-i şerif kadar. Şu kamera hocam. Televizyon tamam. yanıyor. Efendim, Tamam. Bu hadisi şerif kadar. Ee, İslam toplu, bu hadis şerifin tahrifi, bu hadis-i şerifin yanlış yorumu kadar İslam toplumunun ahlaki yapısına zarar vermiş ikinci bir hadis bilmiyorum. Da ikinci bir konu bilmiyorum. Nedir peki tahrif meselesi? Önce hadisi biraz böyle ha. detaylandır da hani biz Detay, tamam. biraz i̇şte detaylandı Zilin yine bir uçarak gidiyor. Tamam, biz Şimdi anlıyoruz. birincisi e, Peygamber yani buyurmuş ki yani yani buyurduğu varsayı ee, yani hadis sahi fakat algıla algılanışını dikkate alarak diyorum ki buyurduğu varsayılıyor ki üç durumda söz yalan değildir. Hı -hı. Nedir o? Yani herhangi bir söz yalan bak şimdi yalan söylenebilir değil. Bak evet. söz yalan sayılmıyor. Yani söylediğimiz söz yalan müteala edilmiyor. Yani Hı -hı. hüküm değişiyor. Birincisi savaş durumunda. İkincisi işte karı koca'nın uzlaşması için. Burası Hı -hı. bir tuhaf aslında. Üçüncüsü iki kişinin arasını uzlaştırmak. Aslında bu ikisi mezzedilebilir. Yani evet. ıslah mezzedilebilir. Yani her kare koca arasında ya, hep iki ya da kişinin... iki kişi fark etmez yani sayılmasın evet. hani şey falan diye. Şimdi bunun üzerine de ayrıca dururuz da yani hani bu iki konu üzerine dururuz da. Şimdi ben şahsen mesela hadis şerifi şöyle düşünüyorum. bence bir defa mantığı, hadis-i şerifin mantığının farklı olduğunu düşünüyorum. Aslında hadis-i şerif tabii insanlar böyle itham etmez ama bize şöyle söylüyor. insanlar hani benden hep cevaz bekliyorsunuz. Anladın evet. mı? Yani çünkü ya malını satacaktım. Vallahi billahi işte yeni geldi. Ya yeni olur mu ya bu kaç günlük mal? Tamam mı? İşte şöyle Vallahi işte üretimi şu filan değil Maliyeti şu. Ya öyle değil kardeşim. Bunu yarısından. Ondan sonra akşam gidiyorsun pazara yüzde elliye düşmüş. Nasıl oldu filan değil mi? Evet. Şimdi siz benden herkes tamam mı? Her giden peygamberden bir cevaz bekliyor. Bir ruhsat bekliyor. Ya peygamber bunu kategorik olarak kapatıyor. Böyle bir şey yok diyor. Yani doğru sözlü olacaksınız diyor. Hmm. Tamam kategorik olarak kapatıyor. Ama diyor illa mı yani illa bir şey mi istiyorsunuz? Savaş. Kimle savaşlı? Düşmanla. Evet. Yani düşmanla olan ilişkinde. Şimdi müşteri satıcının düşmanı mı? E değil tabii. bitti. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla şimdi yani peygamber yani diyelim ki çarşı ahlakı bakımından buna müsaade etmedi. İşte insan ilişkileri bakımından müsaade etmedi. Bilmem okul hiçbir yerde müsaade etmedi. Tamam ya yani kapıyı kapattı savaş. Fakat şimdi gelenek öyle değil. Gelenek bu sözden intikamını aldı. Nasıl aldı intikamını? Kardeşim hepimiz hayat bir savaştır ya. Yok artık hocam böyle mi dendi gerçekten? Böyle denmedi mi? Bak böyle denmedi Bak bugün mesela şimdi bütün yani yeryüzünün İslam toplumlarında böyle Darül Harp diye uyduruk bir kavram üretildi. Evet. Bak Darul Harp diye bir, uyduruk bir kavram. Yani böyle bir kavram var. Fakat bu kavramı kullanıldığı bağlam açısından söylüyorum. Bir anda bütün İslam toplumu ahlak zeminini kaybetti. Neden? Evet. Şimdi adam mesela diyelim ki şimdi ihale alacak tamam mı? İhale alacak. Nasıl alacaksın bunu? Savaş kardeşim diyor. Bu bir savaştır. Ticaret bir savaştır diyor değil mi? Evet. Kültür bir savaştır. Öteki bir savaştır. Beriki bir savaştır. O savaştır bu Ekonomi savaştır. Ekonomi savaştır. Ekonomi savaştır. O zaman ne yapacağız? Peygamber Efendimiz bak istis yani Günah, şey hani el, bir el bombasını tamam mı toplumun içinden çekti attı attı ta düşman cephesi attı ya Hı. şimdi biz onu gittik aldı her yer savaş bizim için. Evet bir ara Darül harp dedik deyip de Türkiye'de Cuma namazı vardı hocam hala var var. Bir yani, ara daha fazlaydı yani, şimdi hani, çektik şimdi insanın olabilirler. İnsanın çevresi değişince onlar yok oldu zannediyorlar. <laughs> <Hayır. gülüyor> onlar yani <laughs> belli yerlerde hani onlar var olmaya devam ediyor da. Yani, Ama azıcık şey daha da <laughs> kalır. Eskiden çok daha fazla. E, şöyle sesleri daha çok çıkıyordu çünkü şey daha dardı. Cemaat hı. daha dardı herkes birbirinin sesini duyuyordu. Şimdi cemaat hı. dağıldı. Evet. Onun için kimse kimsenin sesini duymuyor. Aslında şey olarak çünkü evet. mantık değişmedi. Fakat burada e, şimdi mesela büyük cemaatler, büyük yapılar şunlar bunlar buradan takiye ürettiler. Hı hı. Mesela buradan maslahat fikrini ürettiler. Buradan yani bu yaşadığımız şartlarda işte yalan söylenebilir, bu yaşadığımız şartlarda şöyle yapılabilir, böyle yapılabilir vesaire gibi en önemlisi ahlakı ertelediler. Bakın ertelenmiş ahlak olmayan bir ahlaktır. Yani anladın mı bak şimdi namaz şimdi namazda mesela diyebilirsin mesela akşam bak namaz kazaya bırakılabilir tamam mı? Şu kazaya bırakılabilir, bu kazaya bırakılabilir. Ahlak kazaya bırakılamaz. Sen bir hikaye anlatayım. Ee, şimdi kimle ne öğreneceğin hakikaten nasiptir. Böyle bir ba bir yerdeyiz. Hı. Belki daha önce de anlatmıştım. Hatta belki de Fikriyat'ta da yazmıştım bunu. Ee, bir yerdeyiz. Böyle şimdi, yani normal şartlarda herhangi bir şekilde hayatta karşılaşmayacağım iki üç tane insan. Fakat orada bulunmamız gerekiyor. Yani Neyse, teferruat anlatmayayım. Böyle konuşuyorlar. Ya bir dedikodu başladık yani. Ben böyle bir şey ya, yani kategorik dedikodu. Yani iki koordinat belirliyorlar. On kişiyi birden böyle çöpe atıyorlar. Tamam mı? Acayip bir şey. Bir, iki falan. En son dayanamadım. normal yani ne olur, Yani tipleri de böyle şey biraz. Dedim ya bir şey söyleyeceğim de mehaf. Yani dedim hani Cenab-ı Allah dedim, bunu yasakladı dedim. ya bu dedikodu dedim. Yani biz de şimdi burada dedim, hani duruyoruz dedim. Ya şuna bir ara verin dedim ya dedim. Daraldım dedim tamam. Ben bunu der demez. Öyle biraz da şimdi hani aşırı bir tepkiyle onu söyleyeceğim. Biraz da böyle sinirlendim, içime kapandım yani hani falan. Biraz şu konu bir anda değişti. Adam bir hikaye anlatmaya başladı. O az önce o dedikoduyu yapan adam. Ben hikayeye bayıldım. Hikaye şu. Ahlak, akıl, gelenek, bir şey daha kattı. Yani ki ben görenek diyorum. Ne olduğunu unuttum şimdi. Bunlar diyor konuşuyorlarmış. Arkadaş olmuşlar konuşuyorlarmış. Ee, geç olmuş. Akıl demiş ki ya demiş saat geç oldu evlere gidelim demiş. Tamam demiş gidelim yarın buluşuruz. Yemek demiş Tam tamam demiş gidelim buluşalım. İşte göre tamam gidelim buluşalım. Ahlak demiş ki arkadaşlar demiş siz gidin demiş. Siz giderseniz yarın gelirsiniz. Ben gidersen bir daha hiç gelmem demiş. <laughs> çünkü çok böyle, iyi. Benim çok hoşuma gitti. Ahlak evet. bir giderse bir daha gelmez. Bu Darülhar tartışmalarının yol açtığı en ciddi problem ahlakın zeminini kaybedilmesi oldu. Bugün Müslüman toplumlarda insanların birbirlerinden en çok rahatsız olduğu konu budur. Yani dindarlık ve ahlak ilişkisi hı hı. ya da ben tabii bu konudaki teorilerim farklıdır ama oraya girmiyorum. Şimdi bu neden oldu? Şimdi kendine buradan bir mesnet buldu veya bulduğunu düşündü. Bu tahriptir. Evet. Çok açık bir şekilde tahriptir. Yani mesela siyaset yapıyoruz. Kardeşim ahlaktan bağımsızız. Neden? E, şu, bu bir savaş. İşte şunu yapıyoruz. Ahlaktan muhafız. Niye? bu bir savaş. İşte televizyon kuruyoruz. Ahlaktan bu bir savaş. Ya o savaş bu savaş bu ne kardeşim ya? Şimdi Peygamber Efendimiz yani bak daralttı. Sözü bir yere yani cepheye attı tamam mı? Gittik biz cepheyle çıplak elimizde tuttuk. Bütün toplumsal yapılarımıza getirdik ve toplumsal yapılarımızı ilga ettik. Eyvallah. Bugün yaşadığımız en büyük problem budur. Bunun için tekrar ediyorum. Bunun kadar yani bu hadis-i şerifin tahrifi buna yorumu diyemem. Yani bu hadis-i şerifi yorumlayıp da böyle bir şey çıkarttık diyemem. Bu tahrif. Bunun tahrifi kadar Müslüman topluma zarar vermiş ben başka bir konu bilmiyorum. Eyvallah. Ee, bir başka buna benzer bir böyle ahlaki bir problem yine dile getirmiştiniz bir o meseleyi. Normalde bakınca biraz masum gibi geliyor açıkçası. Baltadan parmağını yalar. Hı. Yani şimdi adam işin tam böyle e, yani mutfağında yani yemeği size dağıtacak. Hı. E dağıtırken bir lokma da ağzına atıyor bunun. Marttan <laughs> parmağını yalar. <laughs> evet. Neresi problemli bunun? Bunu buna, evet, bunu evet. Marttan <laughs> parmağını yalar. Yalasın. Ee, yani bunu şu açıdan şimdi e, benim tabii şöyle e, gene burada kendimle ilgili çelişkiyi bir tarafa bırakayım. Ee, i̇nsan üzerine hakikaten e, problem teşkil ediyor yani onu anlatma. Ee, şimdi bu bir işi yapanın e, kolaylıklara biraz daha yatkın olabileceği anlamına da gelebiliyor. Hı. Yani istifadeye biraz daha yatkın. Halbuki şimdi e, bir ters bir yerden geleyim mesela. E, ben böyle gerçek hocalara gerçekten çok yani hürmet ederim. Yani çok da Hı. şey yaparım. Kuşeri'nin bir sözü vardı. Kuşeri şöyle diyor. Ee, ...hocanın diyor... ...sözüne bağlı ol... ...yaptığını yapmaya kalkma... ...ya yani tam bal tutar... ...şey bal tutan elini... Parmağını, ...parmağını yalamaz hikayesi... ...yani bal tutan parmağını yalamaz... ...neden? Çünkü bal tutan... ...kendini daha... ...ağır yükümlülüklerle... ...sorumlu tutacağı için... ...yani o ondan istifade eden... ...daha uzak... ...birisi olması lazım... Hmm. Dolayısıyla şimdi yani mesela herhangi birisi mesela yani toplumda herhangi bir hizmet icra ediyorsa, herhangi bir şey icra ediyorsa onun feragatı, onun fedakarlığı diğerlerine göre daha fazla olması lazım. Hmm. Yani bu bir aslında tolerenin nereye olabileceğiyle ilgili. Yani yapan icra eden değil de e, onlardan istifade eden daha çok tolere edilmeli gibi tasavvuftan üretim bir bakış açısı bu. Yani bu tabii başka açılardan mesela ki bir adam mesela ya deyimi böyle değil de şöyle de yorumlayabiliriz dese deyimi pozitif olarak da yorumlayabilirim. Yani normal o öyle de olabilir ama burada benim daha çok kastettiğim şey sanıyorum. Yani geçtiği bağlamı hatırlıyorum. Yani bazı konuşmalarda ben bunu söylemiştim. kastettiğim şey bu. Yani birisi daha feragata yatkın olacaksa bu o işi üreten olması hmm. lazım gibi. Eyvallah. Yani şey hmm. Hatta şöyle bir konu geçmişti orada da. Hani hocanın dediğini yap, yap, yaptığını, yaptığını yapma he. ama bu negatif he. anlaşılan bir şey evet, toplumda. Evet, toplumda. Yani yani hocanın sen ne yap ama boş ver kendisinin yaptığını yapma o zaten. Şimdi el hak mesela ben bu cümleyi şu açıdan savunuyorum. Yani sadece hoca değil. Mesela diyelim ki şimdi insanlar çıkıyor böyle mesela kilolu milolu falan diyelim ki, diyetisyen anlatıyor insanlara. Hı <laughs> Ya kardeşim sen, ya sana ne ondan? Yani yani söylediği söze bak. Yani normali böyle. Yani yani bir insan bunu savunabilir. Fakat şimdi dindarlıkta bu tam olarak böyle değil. Yani dindarlıkta hakikaten insanı görmekse yani burada ben kendim mesela o hoca kategorisine görmem. Ya yani ben meseleleri müdahale eden birisiyim. Hı. Yani yani sorunun onun sorumluluğunu üstleme kolay bir şey değil gerçekten. O sorumlulukla baksan bilmiyorum kaç kişi televizyonlarda konuşabilir. Yani evet. öyle konuşabileceğini düşündüğüm bazı isimler var ve onlar hakikaten Konuştuğum zaman çok başka oluyor tabii ama normal şartlarda şey böyle çünkü e şimdi şöyle bir cümle var Arif söylediği yerde değildir diye bir cümle vardır ben bunu çok severim bu cümleyi bunu yani ne demek bu mesela ben bir şey anlatıyorum mesela e, diyelim ki e, malımın kırkta birini vermeliyim diyorum Arif burayı geçmiş ise burayı konuşuyor yani Arif malın kırkta onunu vermiştir bana 40'ta birini, 40'ta ikisini ver filan diye söylüyor. Yani kesip ona çıkmıştır, 15'e çıkmıştır. Hatta mülkiyet kavramı değiştirmiştir onun zihninde. Şimdi dindarlık hakikaten bu bakımdan çok şey. Yani yani önde yürüyenlerin, önde gidenlerin işi. Geride durup böyle rahat şey yaparak bir şey yapmıyor. Yani adam yani o senin çıkamadığın tepeye çıkmış. Tepeden seni çağırıyor. Hı hı. Yani parmağını yani balı yemek değil tam tersi. Aslında sıkıntıya daha fazla tahammül ediyor anlamında. Ama bir bakıma bunu yani o sıkıntıyı ya zevke çek, çevirme, o sıkıntıyı meşk etme sadedinde de Yunus Emre şöyle söylüyor. Ballar balını buldum kovanım yağma olsun diyor. Yani hmm. bir de işin böyle bir tarafı Eyvallah. var. Eyvallah. Ee, son ve bu reklam Araya daha doğrusu reklam bir Araya 5 saat dakikamız var ya. Ee, i̇çeriden arkada bir editör kardeşimiz diyor ki ikna olmadım ben de diyor bu konuda. Çok ikna olmamış hocam. <laughs> Bal varsa <sadece. gülüyor> Allah'ım. Ee, <laughs> ta, ta. Evet. Ee, şey nedir onun adı? Çok sevdiğim daha doğrusu çok sevimli derken sizin itirazınıza bayıldığım bir mesele vardı. Evet. Hani görev istenilmez verilir meselesi. Evet. Bu o kadar çok kullanılan bir şey ki cümle ki yani görev istenilmez verilir. Evet. Ee, pek çok kişi ya da belki patron tarafından evet. Ee, bu böyle kullanılan bir cümle. Evet. İstenilmez mi gerçekten? Yani e, ben şahsen hep istemişimdir. Yani e, yani niye isten? Yani ben bunu ya yani bu söz nereden çık? Yani bunu niye böyle söylüyorlar? Geçen bir şey bir arada bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim e, e Serdar ile Selahattin arkadaşımız kardeşimiz şeyde konuşuyorlarmış onların bir şeyinden şeyinden telefonla bana da bağlandılar. Ya diyor işte İbn Arabi Hocam diyor bu İbn Arabi diyor anlayabilir miyiz? Anlayamaz mıyız? Ben de şimdi orada biraz böyle hani uykuluydum bir şeyler söyledim. Sonra hmm. geçen kardiyoda biraz onu da atıf yaparak bir şey söyledim. Ben şimdi bazı şeyleri tam anlayamıyorum. Mesela ya insanlara mesela şunu anlayamayız diye bir cümleyi bir öğretiyorlar. Ayıkla pirincin taşını. Yani ya niye anlayamayız arkadaşlar? Bir deneyelim ya. Kaç, ya bir deneyelim ya. Niye, falan. Mesela bu sözü ya nasıl öğretmişler, nasıl yaygınlaştırmışlar? Yani neredeyse edep yani. İsten bizde ise biz kimiz ya bir defa yani bir defa buradan mı girelim? Ya biz kimiz yani? <laughs> Çok ya biz de görev istenmez verilir. Biz kimiz yani? Bir teşkilat mıyız? Neyiz yani? Biz de görev niye istenmiyormuş? Anlatalım mı? yani. Görev istenmez verilirmiş. Peki verene bu sorumluluğu kim verdi ya? Ya ne kadar ağır bir sınav değil mi? Yani hmm. yani veren şimdi görevi birisi dağıtacak. Mesela 10 kişiyiz. Birisi görevi dağıtacak. Öyle değil mi? Ne kadar ağır bir sorumluluk ya. Helak edeceğiz adamı. Yani bizim pısırıklığımızdan <laughs> hımmıllığımızdan adamı helak edeceğiz. Halbuki bunu böyle yap, yapmak yerine meziyetlerimizi ortaya koysak masraatlarımızı ortaya koysak e, istidatlarımızı göstersek kardeşim bak benim elimden şu gelir. Yani ben bunu yapayım. Şimdi Hazreti Yusuf mesela diyor ki bak ben diyor şu hazinenin başına geçir ben bu işi biliyorum diyor. Tamam. Ben bu işi biliyorum. Ama şimdi onun başına geçir derken orduların başına geçirir de dememiştir herhalde. Yani çünkü o o işi biliyor yani ve hı hı. o işi bil, o, o ona o öğretilmiş filan gibi. Dolayısıyla şimdi bence bir defa insan olmak yeterince iddialı bir şeydir. Ben böyle düşünürüm. Yani insan olmak biz yeryüzünün en iddialı varlıkları olarak yaratıldık. Yani i̇nsanız yani çünkü hı hı. yani özellikle dinde bu böyle. Çünkü neden ne? Allah'ın halifesiyiz. Dolayısıyla her birimiz rehsen atanmışız. Yani bir mansıbımız var. Bir nasip edilmişiz. Anladın mı? Yani bir görev görevle yeryüzüne gelmişiz ve bu halifetullah. Halifetullah yani şimdi yazıyor mesela el halife zillullahi fil erdi. Kim? Padişah. Ya ne alakası var ya? Padişah niye olsun kardeşim? Allah'ın gölge yani halife yani hükümdar Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Ben üzerime alındım şahsen onu. Yani o hadisi okuduğumda ben üzerime alınıyorum. Cenab-ı Hak bana söylüyor zannettim ben. E, Cenab-ı Peygamber beni anlatıyor zannettim yani. Çünkü neden? Kullukum raim ve kullukum mesulun an rayeti o dedi. Hı hı. Şimdi bu Müslüman topluma ne yani Müslüman dedi yani? ha yani her biriniz bir çobansınız ve mesulsünüz. Mes yani bak şimdi dinin insana getirdiği en hoş taraf burası. Ben bunu çok seviyorum. Yani on şimdi normalde hani biyoloji yetişkinlik çağı, çağı 13 deme 14 filan işte 12 14 yani değişiyor yani iklimlere hı hı. göre değişiyor. Buna bir de rüştü de yani şey aklı da ekliyorlar falan. Rüşt biraz daha geçikebilir ama Biyolojik yetişkinlik ve akıl oluşturunca sorumluluk geliyor. Yani dinin insana en hoş yaklaşımı budur. Yeryüzünde diyeyim, 7 milyar insan var. Bunların çoğunu ne anneleri ne baba, yani ailesi toplu kimse adam yerine koymaz. <laughs> Öyle değil mi? Yani, o yaşta. O yaşta. Yani <laughs> bir şey oluyor mesela ya. çocuk 16-17 yaşına geliyor tamam mı? <laughs> mesela bir şey oluyor mesela ya o daha çocuk diyor. Çocuk olur mu ya? <laughs> Çok güzel. Çocuk olur mu ya? 16-17 yaşında çocuk çocuk olur mu? Yani... Yani bak enteresan bir şeydir. Köylerde insanlar 6-7 yaşında olgunlaşmaya başlarlar. Çünkü hakikaten işte çobanlığa gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan acayip bir şey var. Onun için mesela 10-12 yaşına kadar köydeki çocuk şehirdeki çocuktan daha gelişkindir. Evet. Ondan sonra tabii orada imkanlar daraldığı için kalıyor. Çocuk öyle kalıyor. Buradaki biraz daha gelişiyor. Şimdi dinin en hoş tarafı kimsenin seni adam koymadığı bir yerde Allah seni adam yerine koyuyor. Mesela bir şey yapıyorsun razı oluyor tamam mı? Bir şey yapmıyorsun. Ya niye yapmadın?" diyor sana. Yani. Şimdi ne kadar hoş bir şey ya. Yani. Evet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Şimdi bu yani eskiden felsefe yani kadim felsefelerde bu yoktu. Bilmem işte böyle kas sistemli işte inançlarında vesaire başka yerlerde yoktu. Çünkü orada yani alt sınıftansan yok yani sen adın hani şeyin bir ismi var ya kadın adı yok. Hı. Ne kadın, erkeğin de adı yok. Yani Hı. hiçbirimizin adı yoktu. Adımız okunmuyordu. Yani ayet-i kerime diyor ya aleke zikrek. O sadece peygamber Efendimiz için geçerli değil. İnsan türü olarak biz yani biz insanlar adı yükseğe yazılmış olanlarız. Anladın mı? Herkes için. Şimdi böyleyken ben böyle iken e ben görev istemeyeceğim. İşte işte birisi lütfedecek. Böyle bir şey olabilir mi? Ama şimdi mesele nedir? Ben şahsen görev denince insanların sistematik olarak sadece bir şey anlamasının bir akıl tutulması olarak görüyorum. E sadece Hı -hı. bir şey. Anlatın mesela görev. Yani ne mesela görev? Başkan olmak. Yok mu? Başka bir şey. Dolu ya. Orası dolu. Hı -hı. Yok mu? Ya? İkinci bir şey yok mu ya? Tamam bir fakülte dekan olmak. Ya ikinci bir şey yok mu? Bir yere rektör olmak. Yok mu ya kardeşim? 10 tane midir ya? Bütün bu görevler 10 tane midir? 10 tane midir? Dolayısıyla şimdi bir defa istidadımızı iyi bilmemiz lazım. Hı -hı. Kabiliyetimizi görmemiz lazım. Ve istidadımız ölçüsünce ve istidadımıza göre sorumlu olduğumuz bilmemiz lazım. Ve şunu da asla unutmamak lazım. Biz mutlaka Allah'a karşı sorumluyuz. Biz ins yani insanlara karşı görecedir. Yani buradaki so sorumluluklarımız görecedir. Eyvallah. Fakat aynı zamanda bir de kendi istidadımıza göre, kendi kabiliyetimize göre de bir sorumluluğumuz vardır. Eğer istidatlarımıza hakkını vermezsek, kabiliyetlerimize hakkını vermezsek bunun sonucunda kabiliyetlerimiz bizden intikam alırlar. Bu intikamın adı da mutsuzluktur. Of. Mesela çok güzel cümleydi Tabii. hocam. Oo Mesela. çok güzel cümleydi hocam. <laughs> Yok normaldi yani. Oh, hocam çok güzel cümleydi. <laughs> evet. Kabiliyetlerimiz bizden intikam alır. Buna evet, da evet. mutsuzluk çok güzel mutsuzluk. hocam. Bu cümleyle ben bu araya, araya gideyim. Ondan sonra devam edelim. Bir ara verelim tekrar devam edeceğiz. ilmihal dediğin şey nedir dedim. Yani 10 sayfalık bir metindir dedim. Yani bunu abartmaya gerek yok ki. Yani ya şu şöyle olursa bu böyle olursa onlara girmeden normal şartlarda yani namazın işte farzları karşıdır, orucun karşıdır, işte şu budur falan. Bu bu kadardır yani. Bunu şimdi şu şöyle olursa ne olur, bu böyle ne olursa ne olur falan gibi. Yani bütün ihtimalleri hesap ederek şimdi bir metin oluşturmaya gerek yoktur filan diye düşünüyorum. Hı hı. Fakat benim şimdi çalıştığım insanlar yani bu tasavvuf geleneği işte muhakkikler vesaire filan. Onların çok hoş cevapları vardır. Mesela demiş ki namazda diyor kaçıncı rekatta olduğunu şaşıran adama adamı ne yapması lazım? Şimdi geliyor tamam molla geliyor imtihan ediyor adama. Hmm. Şimdi bu çok meşhurdur bizim tasavvuf tarihi şey tarihinde Müslüman tarihte e, molla kasımların e, bu arifleri sigaya çekmeleri çok meşhurdur. Çok da hoştur yani bana çok sempatik gelir. Yani hiç böyle kötü olarak görmem bunu. Neyse Şimdi geliyor diyor ki mesela işte zor bir namazdan bir zor, ya iki rekat bir şey bu dört rekat bir şey yani ne kadar zor olabilir yani dibi baş değil aslında? Ondan sonra diyor ki yok şöyle olursa böyle olursa falan nasıl yapacak bu adam? <laughs> Arif diyor ki size göre mi bize göre mi diyor. E, bize göre diyor size göre yani fakihe göre cevabını veriyor. Bize göre Vallahi bize göre diyor o adama namazda gaflete düşmemesini öğretmek gerekir. <laughs> çok iyi. Ya bu nasıl bir işti iki rekat namazda hangi rekattaydı, üçte miydim? <laughs> ya bu nedir filan diye tamam mı? Evet. şimdi. Dolayısıyla şimdi normalde şimdi hani Müslümanlığın bir kanadı yani bu fıkıh kanadı aslında şeyi çok kolay. Yani burada anlaşılmayacak bir şey yok, <laughs> abartılacak bir şey yok. Bunu normal yani bir ilkokul talebesi veya herhangi bir talep olması da gerekmiyor. Bunları bilebilir yani. Yani bu kadar abart, ben bazen şaşırırım yani. Yani çok ekstrem ekstrem örnekler, çok böyle şey örnekler filan bu e, hadislerde de biraz kınanmıştır. Yani bu alanda. Çünkü burası çok açık bir şeydir yani gibi. Onunla ilgili özür dilerim. Yani Zaten. bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şey. Çok eskiden hatırlıyorum. Bir e, fıkıh kitabında gördüm. Hı -hı. Yani hani tamam çok böyle detaylı düşünelim belki. Yani üzerine titrelim ama bu kadar ben çocuk hak çocuktum okuduğumda. Hı -hı. Hocam ortaokula falan gidiyordum okuduğumda şaşırmıştım. Yani bu niye bu kadar çok kafayı yordunuz? Diyor ki e ee, mezin getirdikten sonra kafir olursa o kameti tekrar getirmek gerekir mi? mi? Ya <laughs> hocam <gülüyor> yani bunu hiç yani kardeşim böyle Bunu kelli felli evet. sağlam bir evet. fıkıh kitabını evet, okumuştum. Evet, evet. Yani bir tane getiriver kahve <laughs> yani, Niye tam, kafa tam, yordunuz. Hiç yani. kamet getirmezsen ne olur? Yani diyeyim hani, biraz eksiği olur namazların hani, mekruh Hayır yani yok. Hayır, namazın getirecek. Hoca evet. tefsir getirmeden kafir de. olacak. O aslında kafir olacak ilan edecek onu. <laughs> yani, Orada bir tartışma ortaya çıkacak. Evet. Ya biz namazımıza devam edelim acaba bu kamet ne oldu filan gibi. Yani şimdi bunlar şimdi bence fakat burada bunun bir tabii toplumsal psikoloji tarafı var. Şimdi insanlar e, yöneldikleri şeyle ...ilgili böyle kültür üretmeyi, literatür üretmeyi çok seviyorlar. Yani ben bunu mesela ilk şeyde fark etmiştim. Bu diyetlerle ilgili programlar oluyor ya. Yani. Bazı mesela şimdi yani çalışırken televizyon açıksa... ...hani denk geliyorum yani şey için söylemiyorum bunu... ...hani böyle bazen şimdi bazen karşılaşıyoruz siz oldu. Diyor ki ya ben seni nereden hatırlıyorum diyor. Diyorum ki televizyondandır belki. Hayır biz televizyon seyretmeyiz. Ya kimle karşıladın? <laughs> o seyretme bu seyretme. Ya kardeşim bu ülke yani hep televizyonlara bırakıyorum... ...kitap mı okuyor? Böyle bir şey yok aslında... Yani utandığım için söylemiyorum ama yani genelde evet. izleyeceğim bir şey değil o. Evde çalışırken denk geliyorum ben yani bir takım şeyler duyuyorum falan. Şimdi orada bakıyorsun tamam Şimdi Mesela portakal yemek lazım. Kabuğuyla mı kabuk? Oh, Allah'ım ya nereden aklına gelir? Elmayı yiyeceğiz. Kabul. Ya nereden aklına gelir? Yani şimdi bu soruyu üreten adam yani elmayı kabuğuyla mı yiyeceğim, kabuksuz mu yiyeceğim sorusunu üreten adam dine geldiğinde müezzin şöyle olursa şey <laughs> tekrarladım mı Aynı mantık aslında. Yani aynı mantık anlatıyorum yani evet. çünkü insanlar hayatta böyle teferruat üretmeyi seviyorlar. Yani burada yani bu biraz direnç de olabilir, biraz itiraz da olabilir. Fakat insanlar dinlemeye başladıklarında bazen saflaşıyorlar benim kanaatim. Ben ondan dolayı şahsen yani kendi talebelerimi de söylerim. Yani böyle sürekli dinleyici olmalarını istemem. Yani kendim de öyleyim yani. yani ben de o kadar dinlemeyi sevmem. Eee talebelerden öyle olmasını istemem. Çünkü sürekli dinlemeye başladığınız zaman siz yani gittikçe yaş oranınız düşüyor sürekli sorusun sor, ama şu şöyle sor, ama bu böyle olursa falan. insanın böyle bir absürt soru üretme yeteneği var. O absürt soru üretme yeten belki yeteneksizlik de olabilir bilmiyorum. O yetenek işte dinde böyle onlarca konu ortaya çıkartıyor. Yani bazen televizyon programlarında oluyor ya. Hı hı. Şimdi normalde burada yani hoca olan kişinin ee bence soruya dur demesini bilmesi lazım. Hı hı. Yani sorular belli bir makuliyetten çıktığı zaman ona dur demesi lazım. Bu Peygamber Efendimizin usulüydü. Doğudan Batıya Tarih Programında bu hafta şair sultanlar konusu ele alınıyor. Şair padişahlar kimlerdi? Şiir padişahların hayatında nasıl bir öneme sahipti? hangi padişahların divanı vardı? Padişahların dönemin şairlerine bakışı nasıldı? Profesör Doktor Mustafa İsen, Profesör Doktor Tuğba Işınsu Durmuş ve Doçent Doktor Hasan Kaya'nın katılımlarıyla Profesör Doktor Haşim Şahin moderatörlüğünde Doğudan Batıya Tarih yarın 20'de Val TV'de. İnsanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde... Vav Radyo, Kur'an'ın Sesi Devam ediyoruz Düşünce ve Hayata Ekrem Hoca ile Söyleşilere hani Ne konuşuyoruz diye soran olabilir Böyle daldan dalga mı konuşuyorlar? Hayır Şimdi öyle bizim Ekrem Hoca ile konuşmalarımızda ortaya çıkan bazı böyle itiraz itirazvari fakat hayatta o kadar çok sık kullandığımız kelimeler ya da cümleler var ki onları konuşuyoruz. Birkaç tanesini biz kendimiz ekledik hocam. Hmm. Merak ediyoruz şeylerinizi. Yani sizin itirazlarınızdan mülhem. Ee, oradan devam ediyoruz. Mesela e, gözden ırak olan gönülden ırak olur meselesi. <laughs> yani evet. buna... Buna dair bir cümlenizi duymadık ama He. merak ediyoruz yani ne dersiniz mesela bu öneriye, yani, bu önermeye? Yani e, sevmenin bir alışkanlık oldu yani daha doğrusu alışkanlığı sevmek zannedilen bir bağlamı anlatıyor. Alışkanlıklarımız. Yani hmm. aslında sevmek diye bir şey yok. Alışkanlıklarımız var diyor bu cümle. Ha, ha, aman tamam ben de söyle diyorsunuz sandım yok. bir anda. Ee, tamam. Bana göre... E, şeyin e, yani sevginin zan, yani normalde yani çok iddia ben cümlem çok iddialı çok idealist bir cümledir. E, ben de yani öyle bir sevgim yok yani ama e, normalde normal yani benim okuduğum kişilerin sevgi anlayışı öyle. Ben onu anlatıyorum zaten yani yoksa belki benim benimki de veya birçok insanınki de alışkanlığa bağlı. Yani bu Hı. şunun gibi mesela yani şu yemeği seviyorsunuz. E, sen niye seviyorsunuz onu? Çünkü ya çocukluğunuzdan itibaren anneniz sizi onunla şey yapmış evet. yani, yani onlar beslenmişsiniz falan veya bulunduğunuz coğrafya. Şimdi biz mesela Karalağna severiz falan. Ne işte Rize'de yani çünkü zaten başka bir şey yok yani beyazını görmedik aslında <laughs> falan. Ondan sonra şimdi böyle bir durum var. Şimdi bu açıdan eğer sevdiğimiz dediğimiz cümleler veya sevdiğimiz dediğimiz şeyler alışkanlıklarımızın ürünü ise gözden ırak olurlarsa alışkanlıklarımız değişeceği için onların yerini yenilerin alacağı için mutlaka eee ...unutulmayacak sevgi yoktur. Çünkü hmm. değişmeyecek alışkanlık... ...yoktur. Hmm. Bu, bu demek. Bu dostluklarda da dahi mi? Ee, dostluklar, yani şöyle... ...işin bir tarafı <laughs> tabidir. Yani bunu çok abartmamak lazım. Şimdi insanlar... ...her hisset... ...yani her duygulanımlarını... ...böyle çok abartılı anlatırlar. Onu çok seviyorum, ona çok bağlıyım, evet. ...ona çok bilmem neyim... ...o çok olmazsa olmazsa... ...böyle bir şey yoktur. Yani bunlar bizim... E, ...yaşadığımız anı ifadedeki... ...beceriksizliklerimizdir. Yani biz hani bir şeyin ne kadar yaşadığımızı bilemediğimiz için <laughs> e, biraz kantarın topuzu ağır kaçar yani yani düşüncelerimizi yani şöyle yani kep, kaşıkla yaşadıklarımızı kepçeyle anlatmayı severiz biz anlatıyorum <laughs> yani ama gerçek o kadar değildir yani mesela herhangi birisi şey mesela dersin ya sen sen siz yapamam yaparsın yani yani olur yani tamam mı? mesela şu iş olmadan ben yapamam yaparsın yani hani gibi mesela <laughs> ben şimdi bana öyle gelir mesela ben yazı yazmadan duramam yani durursun yani şimdi Adam demiş ki yani demiş vallahi demiş namaz kıl demiş 40 gün. Öyle bir zevk alırsın ki demiş hani bir türlü bırakamazsın. Ya demiş öyle değil mi? Bir gün bırak demiş öyle bir zevk alırsın ki hiç kılamazsın demiş yani. <laughs> yani böyle cümleler de var. Dolayısıyla şimdi bence burada en ciddi mesele bu. Yani duygular yanıltıcıdır. Yani hepimiz hı hı. için duygular yanıltıcıdır. Ama ve duygular karmaşıktır, karışıktır. Duygular yanlış ifade edilirler. Yani sürekli biz bunları yanlış evet. ifade ederiz. Onun için mesela böyle abartılı cümleler kullanırız. Sonra da çelişkilere düşeriz. Yani hadi ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Yani hı hı. niye bu böyle vefasız mıydı? Ya vefasız falan değil. O o o adetti, o kontekst içerisinde, o bağlam içerisinde bir ilişkiydi. Bu, bu cümleye kadardı. katıldınız yani. Ben bu cümleye katılmıyorum. Şöyle sevgi kısmına katıl, yani sevgiyi anlatıyor ise hı hı. Hı. bu cümle sevginin reddedilmesidir. Anladım. Yani bu cümle sevmekle ilgili değil. Bu cümle sevmemekle, daha doğrusu sevmek diye bir şey yoktur. ...bedenimizin alışkanlıkları vardır. Yani ben seni görürsem, gözümün önünde durursam... ...alışırım ben sana 10 sene, 15 sene. Ondan sonra kaybolursan... ...çok büyük bir acı yaşarım ama... ...40 gün sonra senin yerine başkası gelir... ...onunla devam eder. Bu budur. <laughs> Her şey için bu, bu budur. Tamam mı? Yani güzel tarif. o zaman şimdi... yani, yani ...buna böyle hani değil mi? Sevgi falan demeye gerek yok. Bu alışkanlık. Evet. Bence zaten... ...insan da... Yani şimdi neden düşünme... ...lazımdır? Düşünme birbirine benzeyen şeyleri ayrıştırma amacı taşır. Hı hı. Yani alışkanlık nedir, heves nedir, talep nedir, sevgi nedir, irade nedir, şu nedir, bu nedir. Şimdi bunları ayrıştırıp her birini kendi içerisinde, kendi e, dosyasında düşünmemiz lazım, kendi kavramında Eyvallah. konuşmamız lazım. Ama bunlar şimdi duygu dünyasında hepsi bir aradadır. Yani ortak bir tencerede. Yani patlıcan da orada, soğan da orada bir et, hepsi bir arada olunca şey olmuyor. Bu açıdan eğer bu sözü hmm. şöyle düşünüyorsak yani e, ya sevgi dediğimiz insan için bu kadardır. Yani bir alışkanlıktır. O gider yerini başka sağlar şeklinde ise doğru. Ama yok. Sevgi yani bildiğimiz sevgiyi anlatıyor. Bildiğimiz sevgiden bahsediyor. Yani o büyük aşktan bahsediyor. Ondan sonra e, şeyden e, nedir o? Gönülden uzak olan, gözden e, gözden ırak he, ıran, olan, Gönülden gö, ırak olur diyorsa bu kesinlikle bir karışıklık durumudur, bir karıştırma durumudur. Gerçek sevgide zaman ve mekan faktörü yoktur. Evet. Daha önceden, böyle bir programı kolladım. <laughs> Daha önceden iki defa sohbetimize <laughs> geçti, Ama hiçbirisine itiraz edemedim. <laughs> ee, şimdi biraz itiraz edeceğim müsaadenizle. İknaya tabii ki <laughs> her zaman <gülüyor> olduğu <gülüyor> gibi. Ee, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Evet. Şimdi dediniz ki yoğurda çok büyük hakaret. Saygısızlık. Tamam ama şimdi ben... Yoğurda övülenir mi ya? <gülüyor> tamam <gülüyor> Ama ben bir e, tecrübeleriyle var olan bir varlık olarak... Hı hı. ...geçmiş tecrübelerimle, yaşadıklarımla önüme bakıyorum. Şimdi ben ilk defa yoğurt yiyen bir adamım. Hı hı. Şimdi sütten bir defa yanmış ağzım. ağzım. E, yoğurt da böyle... İşte beyaz. süte benziyor. Beyaz. Ben onu bir ilk defa, üf, ilk bir üflemek isterim ben onu. Hmm. Yani bir tedbirimi bir alayım baştan evet. derim. Yani bir yoklarım. Ama, ama yani yoğurdun yoğurt olduğunu bilmiyorum ben daha henüz. Şimdi tersini düşünelim. Yani bunun tersini düşünelim. Ee, yani sütü çok hani şimdi ben bir şey uydurmayı pek beceremem böyle de. Hani <laughs> e, sütten ağzı yanmamışlar. Mesela sütten çok böyle iyi izlenimler edinmiş birisi. Tamam. Yoğurdu da yoğurta da atlar yani. Evet. Öyle değil mi? Evet. Niye onu söylemiyoruz da ötekini söylüyoruz? Yani... Bir iki bu böyle değil ki ama. Yani sütü çok sevdim yoğurdu gördüm. Hani atlayayım yani, yani yoğurda böyle hücum öyle değil ki. Neden pozitif tecrübe tecrübe olmuyor da negatif tecrübe tecrübe oluyor? Şimdi bu biz yani negatif de Şimdi tecrübe yani ben şahsen tecrübenin kullandığı bütün bağlamlarda tecrübenin bir negatif tarafı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani pozitif değildir yani tecrübeler çoğu zaman negatiftir. Ve negatif tecrübelerin hayatı çok eksik anlattığını düşünüyorum. Yani yani misal olarak söylemişim dedim ki benim mesela geriye doğru anlatayım şimdi. Çocuklarımı şimdi anlatmam gerekiyor değil mi? Yani bir baba olarak tecrübelerimi anlatmam gerekiyor. Şimdi ne anlatacağım? Oğlum dikkat edin şöyle olur böyle olur falan hmm. filan değil mi? Ya bütün samimiyetimi söylüyorum. Bütün yeryüzünün bütün iyi insanlar bana denk gelmiyor ya. yani böyle bir şey yok herhalde. Yani karşılaştığım belki binlerce iyi hadise vardır. Diyelim ki onlarca da kötü hadise vardır. Şimdi onlarca kötü hadise üzerime daha çok etki bırakmıştır. Evet. Çünkü ben yani o Allah'ın halifesi olan ben en ufak bir yanlışlığı affedemem. Yani kandırılmak bana çok ağır gelir. Ve bir kez kandırıldığım zaman ben bunu umuma teşmil ederim ve bunu büyük bir varlık meselesine çeviririm ben. Bu benim şeyimden geliyor. O üstünlük fikrimden geliyor. Yani Varefain aleke zikrak yani adım yukarıda ya. Yani peygamber için söylenen cümle ilkesel olarak bizi de içeriyor. Yani ona iman ettiğimiz için o cümleye biz de dahil oluyoruz. Yani bizim de adımız yukarıda. Eşref-i mahlukat oluyoruz bundan dolayı. Ya, bundan dolayı. ya. Şimdi böyle olunca bana birisi böyle bir kötü yani çelme taktığı zaman, beni düşürdüğü zaman, değil mi? Beni kandırdığı zaman bu bana öyle bir ağır tesir icra ediyor ki, valla bunun üzerinden herkese yani böyle bir tabirle çak, çakabilirim, tamam? Mı? Hmm. Yani böyle bir şey yapabilirim. Ya bu nasıl bir mantıktır? Burada müsaadenizde hmm. bir itiraz edeceğim. Mesela şöyle, hmm. e, mesela çocuğunuz hani büyü artık böyle hmm. e, küçük büyüyor, diyor diyecek diyorsunuz ki oğlum hmm. kapıyı her zaman kilitle. Ki neden hırsız girmesin? Hmm. Şimdi. Böyle bir tecrübeniz varsa, daha önceden bir hırsızlık tecrübeniz varsa daha dikkatli olursunuz Hı. ve çocuğunu anlatırsınız. Ama mesela bunun pozitif tecrübesi. Ya biz bu evde ne kadar güzel yaşıyoruz, ne kadar güzel evimiz Hı. var. Bu bir tecrübe, hani anlatılacak bir tecrübe olabilir Değil mi, mi ki? Şöyle, Hı. benim o negatif tecrübeden gördüğüm çok büyük zarar var. O çok büyük zararı önüne geçmek için ben bu tecrübeyi sunuyorum. Yordu daha keza. Öyle bir içtim ki sütü dilim damağım yandı. Hı. Dolayısıyla bu da yakabilir bir aman yani onulmaz yaralara da açabilir. Ama işin bak burada eksik olan şey şu. Sen süte çok yüklendin burada. Sen kendi hatanı görmüyorsun. Ya herhangi bir şey böyle lap diye içmek var mı ya? Yani bu senin hatan değil mi? Tecrübelerde bak ne tecrübeler negatiftir. Bu tecrübe olmaz. Yani kimse evet. anlatmıyor. Yani yani, evet. yani ben bunun istisnası var hani şimdi böyle sürekli ben babamı övmek istemem ama yani birçok yani çok iyi babalar vardır. Çok iyi insanlar vardır yani bu ülkede her zaman ben söylüyorum bunu. Hatta hani biz burada hani program hani konuşurken hep söylediğim şeylerin birisi şöyle şöyle bir konsepti. Yani devam ediyor galiba da şimdi sen de başladın galiba yüzler ve, e, izler. Yüzler ve izler. Şimdi ben o tarz şeyleri çok önemsiyorum çünkü top, bu topraklardaki buradaki doğru hikayelerin anlatılması lazım. Yani doğru o kadar normalleş... Şunu kabul ediyorum. Doğru normal olandır, anlatılmaya gerek yoktur evet. diyebilirsin bak. Bunu gerçekten şey yapmıyorum yani mesela sağlık normal olan olabilir yani hastalık konuşulabilir evet. bunları anlıyorum yani bu bu yani temel. Olarak... Fakat doğrunun da anlatılması gereken birçok bağlamı vardır. Fakat esas problem şu ee, şimdi negatif olan da senin kusurun saklanıyor yani öyle bir durum ortaya çıkıyor ki mesela birisi bana tuzak kurdu ama sen tam olarak orada ne yaptın onu bize bir türlü anlatmıyorsun <laughs> anladın mı yani şimdi herkes o tuzak kurulan durumlara bir baksın. Şimdi bak bir şey oldu mesela yani şu bir dolandırıcı hikayesi falan şimdi konuşuyor <laughs> ya haberlerde <değil> falan ben de <laughs> Ya kimse bak şimdi tam bu adam şimdi cezasını çekecek şu olacak, hani Allah milleti böyle şeyleri korusun falan filan değil mi? Ya kardeşim 10 bin kişi mesela değil mi? Ya 10 bin kişi hangi hakla gittiğinizde bunu yaptınız ya? 130 bin kişi. Evet? 130, 130 bin mi? Evet. <gülüyor> 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 130 bin kişi miymiş? <laughs> evet hocam. Ya bu nasıl bir şeydir? Şimdi tamam. şimdi bu adamlar şimdi negatif tecrübe ürettiler buradan evet. değil mi? Kandırıldık diye. Nasıl anlatacaklar ya bunun çocuklarına? Biz böyle bir ilan gördük. e 10 veriyor. Mesela değil mi? Ya yani bire 5. 1'e 10... Tabii tabii neler neler. Ha tabii, bak atıyorum tutuyor ha. Öyle, öyle. Bak e 10 ver. Ya şimdi o çocuk, o anne, o babaya ya baba ne yaptınız siz? Demez mi? Bu nasıl bir tecrübe? Şimdi bence negatif tecrübeler esas problem tarafı bu. Herkes orada kendi kurnazlığını saklıyor. Yani hı hı. ava giden avlanır diye bir cümle oluyor ya aslında mevzu bu. Evet. Yani sen tilkilik yapacak iken çakal geliyor seni yeniyor orada. Sen şimdi kendi tilkiliğini anlatmıyorsun ortalık çakal dolu diye anlatıyorsun. E ben bunu yutmam ya. <laughs> Çok iyi. Ben bunu yutmam. Dolayısıyla şimdi bence gerçekten yani, yani bu cümle yanlış bir cümledir. Yani sütten dolayı yoğurda üfleyen gerçekten mantıksal olarak hata yapan birisidir. Kendi kusurunu gizleyen birisidir. Yani evet. zannediyor ki yani şey yoğurt bana saldırma hazırlığı yapmış. Ne süt ne yoğurt sana saldırmadı. Senin ağzının yanmasının nedeni aceleciliğindir, dikkatsizliğindir, efendim e, hırsındır. Bunu bileceksin. Hmm. Eyvallah. Dolayısıyla şimdi sen de hırs olduğu sürece yoğurt bu kez öksürtür. Hani boğazına, yani şimdi anlatamıyorum başka bir şekilde zarar verir sana gibi düşünmemiz lazım. Şimdi bunu mesela ben şahsen yani şu yani yoğurt süt hikayesinden yani yoğurtlara haksızlık yapıldı diye böyle bir hani bayrak kaldırmadım. burada Buradaki şey şuydu. Şimdi adam bakın. Ee, bir gün Umre'de özür dilerim. Bu çok akla güzel yattı bu, bu evet. arada. Çok güzel yattı bu. Eyvallah evet, tamamdır. Çünkü ben olaya yoğurt tarafından ve süt tarafından baktım. Siz aynayı çevirdiniz kişi... kendine bak dediniz. Tabii, kesinlikle. Çok güzel teşekkür kesinlikle. ederim. Şimdi bir gün e, Mehmet var bizim e, Rıdvan Emre. E, ben ee, biz kimde Abdullah var mı bilmiyorum. Umre'de şeyde geziyoruz. Kabe'nin tarafına geziyoruz. Böyle şimdi e, ben şimdi hani karadeniz yüksek sesle konuşuruz yani. hani Dolayısıyla hani 20 metreden 30 metreden bir şekilde sözümüz duyulur yani. Orada bir e, arkadaş vardı genç birisi. E, ya dedi işte böyle dedi buraya gelmek mecbur olur. Ben yani bir espri yapıyorum. Ben yani o ciddi zannetti. Yani polislerle ilgili falan. Ya dedi buraya gelmek zorunda olunca dedi yani sürekli yani Kabe'ye gitmemiz hmm. zorunlu yani diyeyim hani umre yapacaksın oraya gideceksin falan. Evet. Yani burada biz dedi adam yerine koymuyorlar dedi. Ne demek şimdi falan. Ben şimdi böyle derdim yani normalde böyle kimseyle böyle yakın temas yapamam yani biraz dikkat edin mi? Gittim öyle şey yaptım sağ sana... Ne oldu dedim ya sana dedim ya. Ya dedi işte hakaret ediyorlar dedi falan dedi. Ya kim dedim ya? Kim dedim ya? Ya burada dedi ya kim dedim ya bana bir söyle dedim ya. Yani ben de tam tersini söylüyorum. Mesela gerçekten yani bunu çok orada yaşadım. Çok yani benim mesela Hicaz'da karşılaştığım insan hikayeleri müthiştir yani. Müthiştir gerçekten. Hı hı. Neyse dedim ki ya kim dedim ya vallahi bak kimse gideceğim yani ben onunla konuşacağım ya bu arkadaşa kim saygısızlık yaptı dedim ben bunu hesabını soracağım dedim falan yani Mehmet var şey var neyse işte oydu buydu falan filan en son geldi geldi ya haksız bir talebini anlattı tamam mı yani adamlar şimdi şeyde kapı kapatmışlar. Bu el, şey el, arabası alacak. İşte annesini hı hı. götürecek mi falan. E şimdi bak dedim ben bu doğru değil ki ya. Sen şimdi bunu götüreceksin. insanlara anlatacaksın. Tamam mı? İşte filan şehirle mesela. Oraya gideceksin anlatacaksın. Ve bir kişi üzerinden bak bir kişi üzerinden bin kişiyi karalayacaksın. Yani süt yoğurt hikayesi bu. Hı, hı. Anladın mı? Ben şimdi filan ya mesela işte ne diyeyim, işte ne şehirle ticaret yaptım. Kaç kişiyle bir, kişi. Nevşehir'le şöyledir. Ya nereden biliyorsun ya? Kaç tane Evet. Ya? Öyle değil mi? Biz memlekette çok fazla var hocam. Ha orada. bak şimdi öyle yani, yani şimdi insanlar tamam oturup bir te, yani bir tecrübe ne? O tecrübeyi de sen yaşamamışsın aslında. Tamam onun için şimdi bakın. Bence insanlar tecrübe oluştururken buna çok dikkat etmeleri lazım. Tecrübede çok yani negatif dedik ya o negatifin ilk ayağı senin aslında hırsın. Hı hı. Senin yanlışın, senin işte aşırı beklentin, senin bilmem neyim, şuyum buyum vesaire falan değil mi? Yani kimse şimdi hani selamun aleyküm, aleyküm sen tanıştık al dükkanı atarlan diyecek gal yok herhalde. Ya böyle bir akıl yok ki din böyle bir şey mi diyor? Yok. iki kişi diyor a, bir anlaşma yani ticaret yaparken bunu yazın diyor. Ya al, ya biz bir, bak en büyük şeydir. Ya biz birbirimize güvenmiyoruz. Ya Allah diyor ki ya ben size güvenin güvenmiyorum dedim mi? Yo, yazın bunu dedim. Cenab-ı bunu böyle söylüyor tamam yani işleri tedbire göre yapın diyor. Ama sen şimdi tedbire göre yapmıyorum. Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ondan sonra kandırılıyorum. Buradan tecrübe oluşturuyorum. Filan yerliler. Tamam. Karadeniz'de şöyledir. Tamam. Kürtler böyledir. Diyarbakır, ya nereden biliyorsun ya? Aleviler şöyle. Nereden biliyorsun? Kaç tane Alevi tanıdın? Kaç tane tanıdın ya? Evet. Gibi. Dolayısıyla şimdi süt içerken yaptığım hatayı gizlemek için Bahaneyi sütte bulmak bir akıl tutulmasıdır. Eyvallah. Ondan sonra da yoğurda üflemek büyük bir saygısızlıktır. Ve <laughs> büyük bir zulümdür. Tamam. Ama burada aynayı kendimize çevirmemiz çok daha evet. benim için vurucu yerdi. Ee, ee, bir... Ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar ne olursa olsun e, evlerine dışarıdan e, negatif tecrübeleri çok taşımamaları lazım. Özellikle hmm. kendi zaafları üzerinden. Yani dövüldük. Hırpalandık, şöyle oldu, böyle oldu filan. Bunu mesela e, yurt dışına gidip gelenler filan mesela çok yapıyor. Başka yerlerde yapanlar çok yapıyor mesela. Yani ben şunu düşünüyorum. Çalıştığın yerde e, e, bir rıza üzere olman lazım. Hı hı. Yani o olmuyor değil mi? Yani, yani o beni dövüyor, bu beni dövüyor. Ya bu kadar kötü insan seni bulamaz ya. Ya bu olma yani gerçekmiş. O dövüyor bu dövüyor ya. yani. Sen mi arıyorsun acaba onları? Ya yani sen de bir şey var ya. Yani yerin orası değil. Yani sürekli dövülüyorsan ya yani şöyle başını kaldır ya ya niye beni dövdürüyorsun? Yani acaba bir tohum da yani kabukta bir şey var da bunu çatlatıp içinden böyle büyük bir ağaç mı çıkartacaksın? Yani dövülüyorsak değil mi? Yani nedenlerden birisi Hı -hı. bu olabilir. Hı -hı. Dövülüyoruz dövülüyoruz çıkmıyor eziliyoruz. Eziliyor ise bak şimdi tohumu düşün. Tohumun bir çatlaması vardır. Bu kemale götürür bizi. Bir de ezilmesi vardır. Yok olup gider o. Hmm. Ezilmek insanın insana zulmüdür. Yani ben bir yerde eziliyorsam beni birisi eziyorsa sadece onlar değil. Ben de bana zalimim. Evet, Çünkü bir ediyorum. beklentiyle, bir korkuyla, bir şunla, bir bunla illa ısrar ediyorum. Bir şey için ısrar ediyorum. Bu durumda bence herkesin yani ahlaki olarak bir defa cesur olması lazım. Ezilmemesi lazım. Kendini ezdirmemesi lazım. Başkalarının zalim olmasına müsaade etmemesi lazım. Ve en sonunda yani günün sonunda kendinden sonra gelenlere doğru bir hikaye anlatması lazım. Eyvallah. Ee, başka bir konu var. Bu benim e, belki en çok itiraz ettiğim bir cümle. Ama bu hmm. konuda ne dersiniz bilmiyorum. Ağaç yaşka eğilir meselesi. He. Benim şahsen buna en büyük itirazım insanların... E, öğrenmesine, değişmesine adeta kapıyı kapatmış bir cümle gibi geliyor bana. Çünkü ben kendi hayatımda hmm. mesela bunu yaşadım. Yani bir yere kadardı, bir yerden sonra başka bir şekilde böyle evrildi, dönebildi. Katılırmıyor musunuz bu cümleye? Ne dersiniz? Yani ben ağacın yaşken de ilmeyeceğini düşünüyorum tabii. Nasıl yani? <laughs> yani şöyle. şöyle. Evet, bu eğilmekten yani. Kasmış, hani. anladım yani, anladım. Evet. yani veya ağacın meselesi yani hani yani valla insan İnsan eğitilebilir ve eğitilemeyen bir varlıktır. Yani bana göre. Yani insanın yani gerçekten yani bir defa eğilmeyen tarafı çok soylu bir şeydir yani. Nasıl hocam? İnanılmaz bir şeydir. Yani eğilmememiz ya, ya hakikaten e, yani e, şöyle yani bu yani herhangi bir ailede bir çocuğun direnci yani dirençli olmayı tamam mı? Yani eğilmemeyi herhangi bir şekilde yani bu illa böyle hani bilgiyle olması gerekmiyor. Yani bazen küstahça da olabilir. Bu bunlarda yanlışlık yok diyorum bana göre yani. Bir dakika hocam ne yaptınız? Niye öyle bir şey değil? Yani şunun için söylüyorum bunu. Şimdi hani ta özür dilerim. Yani burnun dikine gitmesi ya da bir inatçılık etmesi. Şimdi burada inatçılığı da mı övdük biz yani? Hani inat inat etmesi. E, yani inat şöyle bir iktidarın yani bir gücün kendisine direneni tanımladığı ifadedir inat. Onun cihetine bakarsam prensiptir o. İlkeliliktir o. Yani Aha, be, yanlış tarafta dursa bile. Yani yanlış, yanlış doğru, da, yanlış yani, ama şöyle yani, yanlış da. doğru hani göreci olabilir yani hani bir takım şeyleri Şeriat'a göre, göre yanlıştı idiretse. Ee, yani şöyle ikna etmemiz gerekir. Yani yani in, o insanı ikna etmemiz gerekir. Yani eğmek e, yani ağaç yaştır yaşken eğilir. Bunu belli konularda kabul ediyorum. Mesela spor. Yani bedenimiz hmm. değil. yani ağaç bedenimizdir. Şimdi bu beden eğilir. Ama ruhumuz bence eğilmez. Yani hani şöyle bir şey düşünüyorlar. Mesela insanlar diyelim ki çocuklarımıza ibadetleri şu şu yaşta öğretelim. Vallahi öğret 14-15 yaşına geliyor patlıyor. Ondan sonra 20'lere geliyor patlıyor. Yani o öyle olmuyor. Bak beden için demem. Mesela spor çalıştıracağız Hı -hı. ya da müzik çalıştıracağız. Bilmem ne çalıştıracağız falan filan değil mi? Yani bedeni kabile yüzmeyi öğrenecek mesela. Şimdi bunun gerçekten ağaç yaşken eğilir cümlesi doğru burada. Eyvallah. Yani ben buna bir şey demiyorum. Ama onun dışında hakikaten... Yani çocuğun genetiği, çocuğun mizacı, çocuğun hani yani getirdiği ve nereden devşirdiği, nereden oluşturduğunu bir türlü kestiremediğimiz. Bunu ne eğitimciler tam olarak biliyor, ne psikologlar tam olarak biliyor, ne felsefe okuyanlar kimse bunu tam bilmiyor. Yani, iki, yani bir ailede mesela iki tane çocuk aynı süreçleri yaşanıyor. Birisi şu tarafta refleksleri, öteki başka türlü. Bu nasıl oluyor? Bunu kimse izah edemiyor. Gerçekten bunun izahı yok. Yani, yani geçmişte de yok, bugün de yok. Yani bunu bilen yok yani. Dolayısıyla şimdi burada yani, yani çocuğu yani başlangıçta böyle hani zaptü raptaltını alırsak şöyle olur filan. Bizim çocuk elden uçtu, elden çıktı filan gibi cümleler tamamen yanlış cümleler. Konuyu anlamamaktan kaynaklanan şeyler. Hı hı. Yani bir defa şimdi insanın eğilebilir ve eğilemez tarafları olduğunu bilerek insana yaklaşacağız. Ama sadece kendi çocuğumuza değil. Şimdi e, öğretmensin tamam mesela? Şimdi öğretmen sınıftan girdiği zaman nasıl bakacak? E, sınıfa girdiğinde değil mi, 30 tane talebe var. Kim bunlar? eğilebilir ve eğilemeyenlerden bileşik. Yani aynı anda yani bir kişi yani hikmet eğilebilir tarafı var. Yani eğilebilir bir ağaç olan tarafı var. Bir de eğilmeyen bir tarafı var kardeşim. Tamam mı? Böyle bakacaksın. Yani sana ben böyle bakmak zorundayım. Veya sen bana böyle bakmak zorundasın. Şimdi bütünüyle beni yani eğilebilir bir ağaç gibi görürsen valla başarılı olma ihtimalin yoktur. Yani ben en çok münafık olurum. Yani şartlarda oluştuğu zaman patlarım yani. Patla şimdi bir defa insan meselesini böyle ele almamız lazım. Yani yeryüzünün en dik başlı varlığı belki tek dik başlı varlığıdır insan. Anlatabiliyor evet. muyum? yani? Yani bu açıdan şimdi ben şahsen yani bu bu sözü hani şuraya girmek istemiyorum. Yani İsmet Özel yani bir işte demişti işte insan eğitilmez, terbiye edilir. O tartışmaya girmek istemiyorum. Yani o ayrı bir konu ama hı hı. diyelim ki yani cümleleri aynı anlamda kullanıyoruz. İnsan bedenini kazanacağı davranışlar bakımından bir takvime muhtaçtır. Eyvallah. Yani yüzmeyi öğrenmek istiyorsa işte şöyle böyle işte ben bazen mesela şimdi şeyde sadece mesela akademiyada bazen geliyor. 40 yaşına geçmiş yüksek sansa geliyorum. Ya ne işim var burada kardeşim diyorum. Nasıl ya. yani? Ya olmaz ya. Olmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> olmaz hocam. ya. Olmaz yani. Ne yazdın şimdiye kadar hiçbir şey. Olmaz yani. Şimdi gelip bizi oylamaya gerek yok ki yani diyorum. Bu başka bir şey. Yani bu teknik bir şey. Yani yani bir şey var. Bunun bir takvim var. Ama Ruhumuzun bir takvimi olduğu kanaatinde değilim ve ruhumuzun yani eğilebilir olduğu kanaatinde değilim. Yani oradaki süreç daha çok inkişaf şeklinde ortaya çıkar. Fark edilme şeklinde ortaya çıkar. Dolayısıyla şimdi bence kimse kimseyi fazla şekillendirmeye çalışmasın. Bu anne babaların galiba modern çağda çekirdek ailede çok büyük bir şeyi bu. Yani çocuk her ne yaparsa kendilerini suçlu addediyorlar. İyi de yaparlarsa kendileri başarılı addediyorlar. Evet. Valla çocuğunuzun ne suçundan ne başarısından o kadar şey mesul değilsiniz. Yani o bağımsız bir kişiliktir. O bağımsız bir varlıktır. Yani çocuk iyi gidiyor. Mesela çocuğun namazda falan Allah razı olsun çok güzel yetiştirmiş falan anne babayı övüyorlar. Evet. Ya yok böyle bir şey Niye? Anne baba ya. anne baba onu yetiştirdi. Çocuk ne bildi? 8 9 ya, yaşında, ya, 10 yaşında öteki, namaz kılıyor. Ya ben bir sürü hoca yani hoca tanıyorum çocukları. Başka başka şekillerde yaşadı gittiler şimdi. Ona yetiştiremedi mi? E iyi vesile olamamışlardır belki. Değil ya. De yani çocuk yetiştirilebilir bir varlık değil. E 7 8 yaşlı çocuk nereden bildi namaz kılmayı, hmm. oruç tutmayı? E yani tamam yani peki ama... 14'e gel. Yani 14'te geldi öğrendi kılmamayı. Niye bırakmadı? Çünkü siz iyi eğittiniz ona. İyi, i̇yi. hiç bunun bunun alakası yok. Yani eğitimin sınırlarına inanmak, eğitimci olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Eğitimin sınırı vardır. Yani azıcık yani ağaç eğitim... mesela Bak şimdi sporcu tamam Hı -hı. çocuk spor yetişecek veya bilmem ne olacak tamam burada burada bir şey demiyorum. Hani burada bir bir imkan vardı. O da orada da istidada bakmak lazım. Mesela buna bağlı olarak bizde çok yanlış yapılan şeylerden cümlelerin bir tanesi şu. Çalış çalışınca her şey olur. Ya bu kadar yanlış bir cümle olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi efendim? Olmaz. Çalışınca her şey niye olacakmış? Çalışınca istidadın, kabiliyetin varsa bir şey olur kabiliyetine Hı -hı. göre. Mesela ben şimdi... Ne kadar çalışsam çalışayım yani çocukluğumdan beri hani şimdi söylemiyorum. Ya bütün koşullarda en geride ben kalırdım yani. Yani anladım yani 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 mantığı yok bende yani hani o falan veya işte, ne bileyim sporda şimdi ben çalış olur ya yani, niye olacak? Ama başka bir yerde yani çalışmam gereken yeri buldum oradan çalışıyorum gibi. Dolayısıyla şimdi çocukları böyle döverek, kırpalayarak bak arkadaşın çalışıyor o böyle bu, bu da yanlış. Onun için şimdi bence bu konularda bu atasözünden bir defa vazgeçmek lazım. Yani ve bu atasözünün limitlerini görmemiz lazım. Kimdir? Mesela evdeki yani çocuğun kimdir? Bir defa çocuğun senin çocuğun değil aslında o. O alan yarattığı bir varlık. Bir bir kimlik o. Anladın mı? Yani hani benim değil yani. Hani mülkiyetim değil o. Yani memlukum değil o. Hocam yani eşin birbirini sahiplendiği bir kültürde ha, çocuğun çocuğu değil mi? Ha. senin değil demek. Vallahi kim sahiplenirse e, sonunda hüsran ile geri döner. Yani insanla ilgili her iddia duvara toslar yüzüne vurur. Bak çok net. Çünkü insan yani ağaca giden varlıktır. Anladın mı? Kabil abili öldürür. Yani bu böyledir. İnsan böyledir. Yani insan en hesaplanamaz olandır ve bunun böyle olması lazım. Yani yani insan böyle hani her şeyi hesap edebiliyorsak görebilir. Bu iyi bir şey değil ki. Yani ben çocuğum mesela ben ben çocuğum bilirim falan. Bu iyi bir şey değil ki. Robotlaştı o. Bu iyi değil. Dolayısıyla şimdi bence kimse kendi çocuğundan yani veya marif sistemi yani kendi yani eğitim insanlarda ne başarısından dolayı bir yani böbürlenmeli hı hı. ne başarısızdan dolayı vay biz kötü anne babayız falan filan demeli. Bu bunun alakası yok. Karşında bağımsız e, bağımsız müstakil bir kişilik var yani bir varlık var ve onun nereye gideceğini ne o biliyor ne ben biliyorum ne sen biliyorsun. Eyvallah. Anlatır mı? Yani, yani en meçhuldür. Yani o çocuk, hani Alex Kaya diyor ya, insan denen meçhul. Herkes kendi çocuğuna böyle desin. Yani bu adam bir meçhuldür. Yani nereye gidecek? Bunu gerçekten bilemiyoruz ve bilmememiz de gerekiyor. Yani bu çünkü yani biz aslında hayatın meçhuliyetini o çocuk üzerinden temaşa edeceğiz. Hmm. Yani hayatın hmm. ne getirdiğini, hmm. tamam hmm. Yarın ne olacak? Bilmiyoruz ama en yakın o çocuğu temaşa ediyoruz, seyrediyoruz. O çocuğun savrulmaları, inip gitmeleri, işte başını taşa vurma şunlar bu oralara bakacağız ve yani bir nehir gibi tamam mı kestirilemezliğini hep onda göreceğiz. Onun için yani bizim için o çocuk meçhul bir hayattır yani. yani böyle olması lazım. Ee, hani biraz önce dediniz ya işte kabiliyet meselesi mesela ben iyi spor konusunda değil Hı. başka bir Sporun bir kısmında fena değildim yani yürüyüşte öyle. kötü, kötü koşmada öyle, öyle mi? Mesela iyi futbol oynuyorsunuz sanırım. Asla. Yani futbol zaten <laughs> mantık olarak yani niçin böyle bir futbol boyu var? <laughs> Hocam bir yapmayın yıkarsınız bizi. bizim <laughs> halı sahaki <laughs> <sahi> türümüz <laughs> var halı sahamızı yıkmayın mesela yani en güzel spordur evet, ee, iyi ter atarsınız. Doğrudur. Eyvallah. Ee, bir koltukta iki karpuz taşınmaz mı? Hmm, güzel. <laughs> Bence taşınmaz veya karpuzlar çok ufaktır. <laughs> yani, e, Niye? Bence, bence taşınmaz. Yani iki istidat çok iyi bir şekilde gidemez mi yani ya da insanlar? Geçen bunu arkadaşlarla tartışıyorduk. Ee, Karnus Sultan Süleyman e şöyle ben böyle hani menkıbe tarzı tarihi sevmem. Yani, ya yani daha doğrusu şöyle menkıbeleri severim ama yani şimdi tarihte tabii bilgiden gitmek lazım. Böyle birçok menkıbeyi bozuyorum yani zaten ama yani menkıbeleri severim bir başka bağlamda o başka ama e, Şöyle bir hikaye okumuştum. E, bu karnı üstünden sonra galiba altın maltın işleri falan yapıyor. Şey, sarraf, kuyum. şey, kuyumculuk falan yapıyormuş. <laughs> o, o da yani padişah efendilerimizden yani nereden ne bulurlar böyle iş. E, neyse üzengisi kırılmış. Hocam özür dilerim internet yok, instagram mi, sosyal <gülüyor> mi, <gülüyor> yok, sosyal medya yok. Yani bütün olsun. gün devlet evet. mi görecek? Evet, bir hobisi de işte evet, olsun tamam. yani. Evet, adam. Hobi, evet. Ben hobilerle pek başım hoş değildi onun için herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. E, e, şimdi hobi meslekten çağırır çünkü. Ee, şimdi şey kırılmış, üzengisi kırılmış. Ee, bunu kimse yapamamış. Yani kuyumcubaşı falan filan orada vakıf olmuş Bir tanesi gelmiş asker. Ya ben bunu yaparım demiş. Neyse yapmış. Nereden al? Ya babam demiş demiş yani bir şey falan yani böyle bir el sanatları falan bir şey var bizde demiş. Şimdi rivayet'e göre Kanuni Sultan demiş ki bunu ödüllendirin ama demiş ortadan ayrın demiş. Yani iki işli adam istemiyorum demiş orduda. Yani iki işi olan yani hem asker hem öyle adam istemiyorum demiş. Yani bunu ayırın demiş. Bu benim çok hoşuma gider. Şimdi akademide mesela yani yani akademide olduğum için yani söylüyorum. Hı hı. Bunu çok savunuyorum. Yani bir adamın bir kabiliyetinin olması. Yani bir yani yani bir kabiliyet aslında biraz da böyle tasavvuf kültüründen gelen bir cümle vardır. Yani bir kapı her kapı Anlatabiliyor muyum? Yani bir kapı her kapı. Yani bir kapı aslında bütünü temaşa edebileceğimiz güzellikler üretir. Hmm. Ama şimdi adam yani aynı zamanda iyi futbolcu, aynı zamanda iyi basketbolcu, aynı zamanda falan. Aslında o adam çok kabiliyetli bir adamdı. Yani sadece futbolda temaşa etseydik çok daha iyi olurdu. Anlatabiliyor muyum? Gibi. Şimdi burada benim şahsi kanaatim yani iki tane eşit kabiliyet olur mu? Normalde olmaz. Yani birisi bir başa bir, biraz daha önledir efendim. Şöyle Eş değer e, konular o, ha, olmasa, evet. başka konu mesela tanıdıklarımdan biliyorum. Yani ta, özür dilerim tanıdıklarımdan biliyorum demeyeyim derdi. Gözlemlediklerimden Hı. mesela e, haddim değil onları takdir edebilmek ama çok iyi bir e, cerrah, çok iyi de bir şair. Çok iyi şair değildir muhtemelen. Hı. Gerçi onların bir kısmı biraz farklı. Mesela cerrahlık falan yani el kabiliyetiyle ilgili bir evet. şey olabilir. Yani ama şöyle bir adam kesinlikle olmaz söyleyeyim size. Çok iyi bir bilim adamı ve çok iyi bir şair. Olmaz. Neden? Ayrı alanlar. Yani şiir ayrı bir kabiliyet. bu bilim şeyi ayrı bir kabiliyet. Yani o şiir için ayrı bir vakit lazım. Bunun için ayrı bir vakit lazım. Yani bu vakti oraya mı ayırdın? O vakti mi buraya ayırdın? Gibi. Şimdi bizim adamdan beklentimiz az olduğu için. Ama şairlikte hani kabiliyet eyvallah ama hani Allah. onu böyle çok oturup böyle kafa yoracak bir şey mi? Onun ya böyle hani işte anlatılan bir takım isimler var. Yani bunlar mesela işte dedim Leonardo da Vinci falan filan mesela birçok alanda falan gibi ama bence öyle değildir gene. Yani yani benden yani ilgi alanı Yani şimdi mesele üzerinde üzerine çok düşünmek lazım ama yani kendi alanımdan biliyorum. Mesela birçok insan yani bir yönde tebarüz ediyorlar. Yani şöyle yani bir yönle yetinebilmek lazım. Yani bir yön çok güzel bir şeydir. Yani bir kabiliyette tebarüz edebilmek evet. çok güzel bir şeydir. Yani benim şahsen mesela gördüğüm şeylerde özellikle çocuklar mesela bu e, çocukları anne babanın e, böyle e, iştahından korumak diye kullandığım bir kavram var yani anne ne baba olurdu? iştahından korumak Mesela Çocuğuna üst işte, piyano çalsın, öteğini yapsın ya, ya sen yaptın mı bunlar kardeşim ya? Buna kolay bir şey mi? Onu ya? Yapamadığı için yaptırıyor. Hayır işte yapamayın. Yani şimdi bir de çocuğu buradan koruyacaksın. O zaman ne oluyor çocuklar şey darma oluyor. E çocuk şimdi 20 yaşlara kadar yani öyle gazla şunla buna geliyor ondan sonra patlıyor. Yani 30 yaşına kadar patlıyor. Yani böyle olmaz. Hayat uzun. Şimdi hayat uzun olduğu için bunları kabiliyetlerimizi böyle dikkatli kullanmamız lazım. Yani anladın mı? Yani, böyle, yani şimdi mesela kavak ağacı ile çınar ağacı ilk 10 yılda kavak ağacı daha fazla büyür. Yani hı hı. çınar ağacına göre. Ama çınar ağacı bir uzun süreçtir yani. Evet. Şimdi insanların o uzun süreç meselesinde Mesela Ben şahsen mesela akademiyada gördüğüm şey şudur. Akademi çok erken meyvelerini verip yani çürüyen yani meyvesi dalında çürüyen ağaçlarla doludur yani. Hmm. Yani 30 yaşında 35 yaşında adam aslında fiilen emekli oluyor. Şimdi bölmüş olabilir mi? Burada mesela Avrupalılarla bizim farkımız bu. Bak geçen bir şey okudum. E, bu Umberto Eco'nun Orta Çağ'la ilgili böyle bir derleme kitabı var. Orada okudum. O zaman da böyle yeni gözlük, bir okuma gözlüğü falan alıyorum. Denk geldi. Şimdi e, işte kaç 14 kaçıncı yüzyıl unuttum 15. yüzyıl falan filan. gözlük bulunuyor tamam mı? Ve 15 yıl unuttum şimdi tarihini. Şimdi dikkat yani normal değil mi? bulunduysa bulundu ya. Değil mi? Yani hani ne olur ki? Şimdi Avrupa'nın ilerlemesini yani Avrupa'daki bu şeyin yani Rönesans'ın öncesini konuşuyoruz. Ve Rönesans'la birlikte ortaya çıkan o büyük devrimin arka planda ne var? Yani entelektüel birikim ne? Allah Allah. E bulunsun falan. Bu diyor Avrupa diyor entelektüel hayatına diyor çok büyük bir devrim getirmiştir. Gözlük. Allah Allah. Şimdi hasta, şöyle. Şimdi el yazıları yazılıyor. Hı hı. Tamam mı? Karanlık, ışık yok. Evet. El yazıları okumak çok zor. Ee, hastalıklar var, göz hastalıkları var. 30-35 yaşında şey bitiyor göz. Normalde gözlük bir bulunuyor. 60 yaşlarına kadar entelektüel hayata taşımaya başlıyorlar. Ee. şimdi böyle olunca Bak şimdi basit bir değil mi yani yani evet. yani dese yani birisi çıkıp dese ki bütün bu Avrupa uygarlığının temelinde Gözlük gözlüğün var. bulunması vardır. Yani reasons yani mesela şey için söylüyorum. Mesela yani neden Müslüman toplumlar geride kaldı da neden işte Avrupa toplumları işte falan desem ki yani hani bazen böyle vardır yani böyle bir şeyde e, ne bileyim bir çiviyle bir nalla mevzu izah etme saplantıları vardır ya. Evet. Ben de şimdi böyle o hakkımı kullanıyorum bugün tamam. Gözlük bulunduğu için yani Ömür'e dedik, yani gözlük bulunduğu <laughs> için Avrupa ilerledi. Yani demek istediği şey şu: entelektüel hayat ömrü uzayınca, yani 30-40 seneye çıkınca, hı hı. o zaman şimdi bir sürü kitap yazıldı, bir sürü çalışma ortaya çıktı. Yani bir sürü ya, bilimsel faaliyet oluşabilir çünkü adamlar gözleri görüyor. Ama burada şimdi gözleri görmüyor. Yani eski kağıtları oku bakayım, yani el yazısını kendi yazı, el yazısını okuyamıyorsun. Karanlık, e, şey yok, değil mi? Işık yok, ampul evet. yok falan filan. Mum ışığında oku bakayım ne kadar okuyacaksın gibi. Şimdi böylece yani bir şey yani bir kabiliyet şey yap Şimdi bugün mesela bizim e, Türk toplumunun en ciddi problemlerinden bir tanesi akademiyadaki ömrün kısalığıdır. Hmm. Akademide ömür çok kısadır. Yani doktorayı bitirir e, ondan sonra böyle bir rölantiye girer insan. Halbuki tam tersidir. Doktorayı bitirip yüklerinden kurtulup koşmaya başlaması gerekir. Doçentliği bitirip bir daha koşmaya başlaması hani Böyle bir hani 100 metre de şeyde bir vardır ya mesela 50'den hmm. sonra bir 60'tan sonra bir hızlanma oluyor ki yani o başka bir şey yani orada artık bir şey yaşıyorsun. Şimdi normalde akademide böyle olması lazım. O zaman şimdi mesela 50 60 yaşlarında falan çok iyi çalışmamız lazım. Olmuyor. Niye? Çünkü şey akademik ömür kısa kalıyor. Evet. Neden kaynaklanıyor bu? Tek bir kabiliyete odaklanamamamızdan. Hı. Hmm. Yani ben şunu bilmeliyim mesela ben akademiyanın dışında benim için hiçbir şey yoktur. Yani ben buradan a, hani atılsam aç kalırım. Bilmem lazım. Ee, hobi hobimle takıldım ben. Nasıl yani insanın hobisi ol, olmamalı ya, mı? Ya yani, ben bazen şey. De, o hobi evet, evet. Nasıl işten evet. çalar yani hani i̇şte, İşten çalar tabii. Dinlen yani bunu şöyle bizi dinliyor mudur bilmiyorum. Ben yani çok sevdiğim bir abi hocamız yani öyle konuşuyorduk falan. Bana şey hobiler anlattı tamam. Seçtebilmem bilmem şu hobi, bu hobi falan. Şimdi bir baktı gibi yani dümdüz bir adam yani hiçbir zevki yok, hiçbir şey yok falan. Ya dedim abi dedim, bu, bu kadar hobiyle dedim bilim yapamazsın dedim sen dedim yani. <laughs> hocam hocam ye yekten girmişsin. Direkt yani yandısın. hakikaten direkt yani. Dedim abi, bu, ya, yani, bu kadar hobi iyi tamam hani her şey bir vakit ister yani. Yani her şey evet. bir vakit ister değil mi yani. Ya bir ağaç diksen ya bunu sulayacaksın bakacaksın yok ne oldu bilmem ne bir sürü vakit yani. 20 tane ağaç diksen yani bir sürü vakit alıyor yani bu. Yani her şey vakit alıyor. E bu kadar vakti nereden bulduk şimdi buna verecek? Bir, iki. Esas sorun şu. Şimdi yazı ile ilgili bir şey vardır. Şimdi yazı bir sıkıntıdan çıkar. Sen şimdi bu sıkıntıyı hobiyle gidermek istersen, yani böyle rahatlayalım dersen, benim aradığımı yok ediyorsun. Yani Nasıl diyor yani, yani ya, şimdi adam daralması lazım tamam mı? Sıkıntı olması lazım. gergin olman lazım falan. Suratsız, suratsız gezmen lazım falan ki. Yani yazın şey öyledir yani yani bu ilk her yaratıcılığın böyle bir e, şey mesela e, e, şimdi insanların yani e, hani böyle akademide çok iyi bir örnek değilimdir ama yani kendi açımdan da söyleyeyim dedim Mesela eşim işte ailem vesaire ama daha çok eşim yani çeker onu. Şimdi suratsız suratsız duruyorsun evde yani hmm. yani böyle diyeyim hani yağmur toplayan bulut gibi bir şey hmm. tamam mı yani? Ne oldu? Bu adamın bir şey yok yani. Normal yani yazı hazırlanıyor. Yani yani böyle mütevessim çehreyle yazı olur mu gibi. Hobi bunu dağıtır diye düşünürüm. Ama bu kendi mesleğinizin geçer. Mesela bizim mesleğimiz olarak. Olabilir. Bakım. Doğru. Onlara bir işte şey demiyorum canım. Ben kendi ha. mesleğimden dışında hakkında bir fikrim yok. Eyvallah. Ha, tamam. O hobiler. <laughs> senin çok mu hobin var? Yok. Hayır öyle <laughs> ama yani, yani, hani, hani var olan senin... olanlara evet, da hadi. evet. şimdi sözünüzün itimadı var bizde. Sonra Zaten, Hayırlı Yok mı? yani e, olabilir yani tabii şeyin ama ben şahsen e, şimdi böyle bir yani akademi mesela kendim akademi açısından söyleyeyim akademi şöyle bir şey değildir yani bazen şimdi Avrupa'da mesela konuşmalar dinliyorum eee mesela akademisyenler eleştiriyorlar ya diyor akademisyen diyor mesela diyor, yüzme bilmez dans bilmez <laughs> müzik anlatıyor tamam bilmez bilmez bir kafadır diyor beden diyor evet. kafayı taşımakla bir, bedenini kullanamayan bir organ ben bunu savunuyorum aslında. ya bu, bu budur yani. Bu böyle bir şeydir yani. Hı hı. Ondan sonra bunu savun. Ama diğer görüşler hakkında bir fikrim yok yani. Evet. yani tabii diğerleri de olabilir. Ee, Güzler ve İzler programına Özdemir Erdoğan konuktu. Evet. Allah hayırlı ömürler versin 82 yaşında. O öyle mi? Evet evet. Maşallah. Çok da dinç. Böyle. Hakikaten ya maşallah. Ha. Kendisi hakkında bir espri yaptı. Okuma o kadar tatlıydı ki. Şimdi... Senin program güzel hakikaten ben böyle biraz baktım. Eyvallah evet. hocam. Dün önceki bu hafta da Tulu Tulu -han oldu vardı. Oldu, evet. vardı. O da çok özel bir adamdır tabii. Çok çok efsane evet. birisi. Ee, diyor ki hocam dedim işte Allah ömürler versin maşallah çok dinç gözüküyorsunuz. Arkadaşlarım benimle dalga geçerler diyor. Ben de diyor içki yok, kumar yok, kötü alışkanlık yok, gece hayatı yok, erken yatarım, erken kalkarım. Bu adam zaten yaşamıyor ki diyorlar. Yaşamıyorlar <gülüyor> güzel, <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. <laughs> yani dolayısıyla yani evet. o kadar böyle güzel ve düzgün bir hayatı hmm. var ki on on iki bu ee, Zamanım daralıyor bir tane daha var. Özellikle bunu şey yapmak istiyorum. Bu sanki e, bizim toplumumuza hiç yakıştıramıyorum gibi geliyor bana. Ne diyeceksiniz bilmiyorum. Besle Kargayı oysun gözünü. Çok kötü bir söz o ya. Hmm. Yani. E, yani iyiliklerin e, heba edildiği bir söz bu. Yani beste kargayı oysun. Ama gözünü. çok yaygın bir cümledir bir de. Yani hangi karga kimin gözünü oymuş gel de buradan yak. Nasıl bir tecrübeye binen söylenmiş bu. Yani doğru taraf var mıdır? Bence yoktur yani. Bir defa şimdi hakaret çok fazla yani Kar, ha, karga yani. yani değil mi? Hmm. Yani karga biraz olumsuz kullanılır. Aslında çok sempatik bir kuş aslında. Ve da inanılmaz bilgi. da zeka seviyesi çok iyidir diğer evet. müşterilere göre. De. Fena değil yani ben de bazen izliyorum yani. Fena değil galiba. Şimdi e, bunların temelinde tabii bu tarz hani besle öyle olsun, besle Hı -hı. Olsun, öyle olsun. Mesela iyilik yap işte pardon iyilik yapma düş falan bir bir, bir, bir şeyler var. Yani kimseye düşmanım yok kimseye iyilik yapmadım falan. Hı -hı. Yani böyle cümleler var. Şimdi bu bir i̇yilik, şey anlatıyor. İyilikten maraz doğar. Yani i̇yilikten maraz doğar mesela. Merhametten maraz doğar. Mesela bu cümleyle ha, ben çok uğraştım. Merhametten maraz doğar. Ya bu cümlenin e, ahlakla bir bağı yoktur ya. Yani ahlakı reddetmek demektir bu. Yani merhametten maraz doğar. E, doğru olduğu bir bağlam var. E, onu mesela daha geniş bir zaman anlatabilirim belki mesela. İşte maraz e, eksik olan demek. Mesela malül yani. Merhametten maraz doğar. Yani alem merhametten yani Allah'ın merhametinden. Arızalı maraz. Yok maraz maraz hastalık demek. Ha. Hastalık malül gibi yani ha, illetli yani yani bir hı. şey var. Mesela merhametten yani Allah'ın merhametinden bu alem malül olarak doğdu. Yani eksik olarak doğdu. Hı hı. Gibi yani bizim yani, yani bizim Oo. noksanlığımız Allah'ın merhametinden var olmuşumuzdandır. Peki niye bizim noksan yarattı? Hep ona teveccüh edelim diye. Yani böyle çok keyifli bir tarafı vardır bu sözün. Yani onun için mesela merhametten maraz doğar. Dolayısıyla biz marazlar hocam bu kadar ulvi söylendiğini hiç düşünmem bu nedir? kesin ama buradan geldi yani söyleyeyim e, yani, öyle yani mi? bu cümle kesinlikle buradan geldi. Ama bizim toplumumuz öyle değil ha, yani. İşte bu yani bu söz çalındı sonra. Yani gelenek bunu çaldı. Kendilerini farkında ol yani olarak ve olmayarak tanrı yerine koydular. İyilik yaptılar ve bu iyiliğin noksanlıklara ve bir takım Yanlışlıklara yol yanlış değil de Yani bir takım şeylere yol açtığını gördüler. Yani orada iyi olmayan davranışlara yol Yol söylüyorlar çünkü kendileri iyilik yaptıklarından emin oldular. Halbuki şimdi bakın bir şeyin iyilik olabilmesi için beklenti illetinden salim olması gerekir. Ya özür dilerim o hmm. bir, biraz bir daha anlatsanız o hani hmm. işin hakikat kısmını. Hı -hı. O bu, çok böyle şöyle o, o şokla biraz hap, tabii, şey e, tam kalmadı aklımda. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde niye evet. Rahman ismini zikrediyoruz? Çünkü alemi var eden Rahmandır. Hı -hı. Yani o zaman şimdi alem, bütün varlık, sen, ben, evet. bütün bu hadiseler, bu dünya, bu Hı -hı. evren, bu kosmos alan rahmetinden var oldu, değil mi? Rahmetin yani bunun illeti, illet sebep evet. demek. Evet. Sebebi o. Hı -hı. Şimdi illetin mef'ulu malül. Yani malulen emekli diyoruz değil mi? Evet. Malül nedenli demek. yani Bir nedeni evet. var yani. Evet. Bir şey var, gerekçesi var anlamda. Bu alem malül, Allah'ın rahmeti, bunun illeti. O zaman şimdi rahmet illetinden, yani den, malul olan bu alem dünyaya geldi. Harika bir şey yani. Hı hı. E, o zaman bir de şimdi bu alem bir de eksik oldu. Malül çünkü illeti var. İlleti olmasa bu olmayacak. E, malül yani hasta gibi, hasta mesabesinde. E niye böyle? Yani Allah eksik mi yarattı? Evet eksik yarattı. Niye? Kendini hep teveccüh edelim diye. Yani onsuz kalmayalım diye. Hocam bu cümle Hı. çok iyi ama gerçekten oradan gerçekten mı bu, gelmiş? Yok bu budur. Yani bu cümle normalde buradan geldi. Yani kimlerden? Tasavvufçulardan mı? Kimden gelmiştir bu? Yani bu ben bu Müslüman düşüncede herkesten çıkartırım yani. Hani illa tasavvuf değil. Ben bunu gazellerine çıkartırım. Bunu mutezze kelamcılarından bile çıkartırım. İşte başkalarından çıkar. Yani bunu çıkartırım yani. Ben bu cümleyi çıkartırım. Çünkü Müslüman düşüncenin ana, ana şey bu. Yani dünya yani yani biz Bismillahirrahmanirrahim bunun için söylüyoruz. Oo. Yani Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde yani ya Rabbi senin rahmetin bu alemi var eyledi. Dükkan senin. Biz de bu hmm. yani bu kapıya tutunuyoruz. Besmele bir kapı gibi tamam mı? Bu kapıya tutunuyoruz. Bismillah bu demek aslında. Dolayısıyla şimdi rahmetten bu malül alem dünyaya geldi. Her defasında biz bunu söylüyoruz ama bu kötü bir şey değil. Çünkü iyi ki böyle oldu. Anladın mı? Yani iyi ki böyle Çünkü e bu böyle olunca biz hep sana geldik. Yani sen bizi var ettin, biz Met cezir gibi tamam mı? Sen bizi uzattın, biz sana döndük. Sen bizi uzattın, ben sana döndük. Bu ilişki böyle tesis etti. Bu sözün hakikisi bu. Yani okay. illette mağlû. Yani rahmetten bu alem dünyaya bu, bu, budur. Yani sözün hakikisi bu. Fakat şimdi insanlar bu sözü çaldılar. Yani gelenekler bu sözü çaldılar ve kendilerini tanrılaştırarak, tanrını yerine koy uluyet iddiasına bulunarak yaptıkları iyiliklerin hesabını güttüler. Yani Dediler ki mesela işte rahmetten, yani şey merhametten maraz doğar. Yani bu insanlara merhamet ediyoruz. Hı. Aslında biz merhamet ediyoruz. Sadece merhamet ediyoruz. Yalan söylüyorlar bak şimdi. Bak yalan söylüyorlar. Neden? Çünkü merhamet ediyoruz. Başka bir şey bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Onların da bize şöyle davranmasını bekliyoruz. Şükran duymalarını. Şükran duymalarını bekliyoruz. Hadi bak, duymalarını Allah öyle ya. bir şey demiyor bize. Bak Allah bizi yaratıyor. Biz buradan nankörlük ediyoruz aşağıda. Bu böyledir yani. Şimdi biz onlardan şükran bekliyoruz. Bana şöyle davranın bekliyoruz. Böyle davran. Bu olmadığı zaman istediğimiz kalibrede istediğimiz standartta bu olmadığı zaman diyoruz ki vay be merhametten maraz oldu işte. O zaman bir daha merhamet etmeyelim gibi oluyor. Şimdi burada saklanan şey yani karşı tarafı suçlarken bir ayıbı örtmeye çalışıyoruz. Halbuki ayıp sırıtıyor. Ayıp ne? Merhametimizin merhamet olmaması. Merhametimiz beklenti hastalığıyla maruz olduğu şey hastalığına düşer olduğu için yani Hı -hı. merhametimiz Hı -hı. ya da cömertliğimiz şimdi cömertlik yapıyorum tamam talebeye burs veriyorum mesela kargaya neydi kargayı besliyor tamam Hı -hı. kargayı besliyor sonra geliyor gözümü oyuyor. Hangi gözünü oydu ya? Gözümü oymadı. Beklentim vardı o yerini geldi içim içimi yiyor. İçim diyemediği için gözüm diyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? O zaman şimdi bunlar yani bu iyilikler Tırnak içerisinde söyleyeyim, iyilikler içlerinde beklenti mikrobunu taşıyorlar, beklenti hmm. virüsünü taşıyorlar. Beklenti virüsünü taşıdığı için, onu da söyleyemediği için karşı tarafı itham ederek, suçlayarak oraya yıkıyor şeyi. Aslında ahlaksızlık bu tarafta. Beklentinin içerisindeki virüs dediğiniz şey Allah'tan Yok, sadece... merhametin içindeki tamam, beklenti tamam. virüsü. İyilikle beraber düşünüyorum. Bir hmm. iyilik yaptım. Hmm ve ondan bir beklentim var. Beklentim sevap. Hı hı. Sevap bekliyorum yani. Hı hı. Bundan her kimsenin de haberi yok. Hı, hı. Bunda da bir problem yok değil mi? Bence yok. Yani ben yapabilsem bence yok ama böyle büyüklere göre var. Yani büyük adamlara göre yani Allah'tan yani bir şey beklemek de o, o da ay biraz ayıp falan diyorlar. Ona tüccer dindarlığı diyorlar ama bizim açımızdan yani. <laughs> Nasıl yani hocam? şey, ya bizim yani Yunus'un şeyi var yani, yani cennet cennet dedikleri. Tamam da Falan. ya. Aslında ondan daha güzeli şeydir. Cennette uçmak dahi tuzak demiş mümin canların tutmaya. Aslında cümle, esas cümle bu. Ee, ama şöyle bizim açım yani bizim gibi insanlar açısından yani o yani e, hani sana ortalama diyeyim bana mesela ortalamanın da belki şeyini deyiz. Bizim gibileri için yani şu, e, Allah'tan ummak bayağı yüksek bir insanlık seviyesidir. Çünkü neden? Bak. Böyle bir cümleyi hayatta kullanmayacağız. Taahhüt ediyoruz. Merhametli olacağız senin kullarına ya Rabbi ama merhametten maraz doğar deyip ahlaka pişman olmayacağız. Bak. Anladın mı bak? Hı hı. Elimizden geldiğince herkese rızık vereceğiz, bilgi öğreteceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız ama beste kargayı oysun gözünü demeyeceğiz. Senin kullarını itham etmeyeceğiz. Bak, söylüyoruz, tamam mı? İşte merham, iyilik yap denize at yani deyip şikayet de yani şimdi o, o, cümle aslında öyle değildir. Yani 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 keşke insanlar siz bilseydiniz ama madem siz biliyorsunuz falan gibi bir şeydir. Böyle bir şey demeyeceğiz. Ya bunu demedikten sonra bak şimdi kaç tane yani geleneğin üretmiş olduğu kaç tane cümleyi çöpe attık. Bunu dedikten sonra yani sen sevap istesen ne olur? Cennet <laughs> istesen ne olur? Köşk istesen ne olur? Mevzu bunları atabilmek. Burası önemli değil. Burada hmm. hiçbir şekilde düzelir. Eyvallah. Anladın mı yani mevzu? Çünkü e, Allah'tan cennet istiyorum. Bak şimdi Allah'tan rıza istiyorum demek tamam mı? Allah'tan ödül istiyorum. Allah'tan ne, ne istesin istersen ama Allah'tan yani. İstiyorum demek kulları hakkında yargı vermeyeceğim demek. Hmm. Bu muazzam bir şey. Eyvallah. E, son 7-8 dakikam bir tane bir tane daha var çıldırıyorum onu sormak için. Ağlamayan çocuğa süt vermezler. Hmm bir şey istemek için ya da elde hmm. etmek için hiç e, illa çaba göstermek mi gerekir? Bağırıp çağırmak hmm. mı gerekir gibi bir anlamla Ağlamayan çocuğa süt vermezler. Yani böyle benden hani herhangi bir şey mesela Allah'la insan ilişkisi yani önce böyle metafizik alışkanlık böyle önce Allah insan ilişkisinde düşünürüm. Yani sakin ve huzurlu bir şekilde isteyemez miyle ağlamak mı gerekir? Yok, ağlamak ısrar. Hmm. Yani ısrar. Yani çünkü ağlama çocuğun dili. Tamam. Bir kez e, şimdi Rıdvan ilk doğduğunda ben o zaman tezi yazıyorum. E, yani iki şey çok yani bir insan için. Hem tez hem çocuk falan aynı anda <laughs> falan. Neyse çok ağlıyor falan. E, ben veya yani o kadar yani iptidai sözlerim var yani şimdi annesi daha makul oluyor tabii o, o, süreçte. Annelik yani şeyiyle. Ondan sonra hocaya gelmiştim Taralı'ya. Taralı hocaya bana dedi ki hiç unutmam. Ya dedi e, ee, ne hocam da, vallahi dedim vallahi çok ağlıyor dedim yani falan. Ya ağlar dedi. Ya, dedim, çok ağlıyor falan. Ne şimdi ben öyle söylüyorum. Dedik ya, yani dedi ki hiç unutma. Yani onun dili dedi. Yani sen Türkçe konuşuyorsun. Onun dili ağlamak dili dedi. Yani, dili o dedi. Hı hı. Ya öyle bir inşirah geldi içime. <laughs> yani eve gittim yani koşa koşa eve gittim yani hani çocukla konuşalım filan diye yani ağlıyor <laughs> konuşuyor. Yani Mustafa Hoca'nın şeyiydi o yani Allah hakikaten Allah razı olsun hocadan falan. Şimdi ağlamadı yani ısrarı anlatıyor yani ısrarlı olmayana hani bir şey verilmez mi? Verilir çünkü Yani verilmesi gerekir çünkü e, aslında e, birçok şey biz uyarılarak bize veriliyor yani yani bizim şimdi hani bırak şimdi ağlamayı aslında biz uyuyoruz şimdi Hı. uyuyoruz ve uyur gezeriz ve belki de düşeceğiz. Onun için mesela en azından dinin ahlakın işte düşüncenin bizimle ilişkisi yani ağlıyor buna bir şey verelim üzerine kurulu değil. Bu adam uyuyor bunu bir uyandıralım. Bunun üzerine kurulu. Hmm. Dolayısıyla şimdi yani burada biraz bir hani tırnak içerisinde söylüyorum. Yani bütün dindarlıklarda böyle bir cekobenizm vardır. Yani yukarıdan böyle hani iş yukarıdan gelir. Yani sana ihtiyacın anlatılır. Sana ihtiyacın gösterilir. Yani biz yani bu açıdan şimdi mesela herkesin kendi düşüncesini yaymak için çalışması gerekir. Yani yani bir yere çekilip mesela bir kenarda durup yani böyle, böyle gelirlerse insanın isterlerse gelir. Hiç kimse gelmez vallahi. Yani senin görevin sadece düşünceyi üretmek değil veya bir şey üretmek değil. Onu bir de insanlara ulaştırmaktır. Çünkü insanlar bunun ihtiyacını bilmezler. Yani şey olarak çünkü neden? Çoğumuz e, o kadar çok şey tarafından işgal edilmişiz ki burada şimdi ehem nedir, mühim nedir, doğru nedir, yanlış nedir bunları kaybederiz. Hı hı. O zaman şimdi İnsanların birbirlerini uyararak, insanların birbirini ikaz ederek ihtiyaçlarımızı birbirimize göstermemiz ahlaki bir vecibedir. Şimdi asır suresindeki bir şeyden söyleyelim. Şimdi ne buyuruyor orada? Vel as inna insane lefi hus insan bir ziyandadır. Kim ilelezmene vaamilu sal ve tavsau bil hakkı ve tavsau bis Şimdi birbirlerine doğruyu, hakikati tavsiye edenler. Şimdi ben açmayım aç yani ne olur bana yani hakikati tavsiye etmiyorum. Yok. Ben ısrarla sana tavsiye ediyorum bunu. Hı. Sonra sabrı tavsiye ediyorum. Şimdi sabır ne? Şimdi hakikati sana söyledim, canın sıkıldı yani çünkü sen başka türlü bir hakikat telakkin vardı yani sen diyordun ki mesela ben burada haklıyım, şu konuda haklıyım diyordum. Ben sana... Ya da hakikate kulağımı kapatmıştım. Kapatmıştım. Daha fazla. Kul... Kapatmıştın. Ben şimdi sana geldim dedim mesela doğru şudur dedim ve senin poz... şeyin bozuldu yani kompozisyonun bozuldu, senin konforun bozuldu. Yani doğru konforumuzu bozmuyorsa tam doğru değildir. Yani bize e, şey içerisinde sunulmuş, ambalaj içerisinde sunulmuş bir doğrudur. Yani doğru mutlaka şeyimizi bozar, konforumuzu mutlaka bozar. En haklımızın dahi konforunu bozar. Yani hakikat böyle bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani hakikat böyle hani bir anda taraftarı olabileceğimiz bir şey değildir. Hakikat arkamızdaki rüzgar değildir. Bakın bunlar yani en haklıyım diyen kişi dahi hakikat terazisine vurulduğunda yüzü kızarır. Hı hı. Yani bu böyle bir şeydir. Yani yok ya hoca öyle değil. Hakik yani dinde hakikat böyle bir şeydir. Çünkü neden? Dinde hakikattı? sen sadece merkeze kendini alarak, merkeze kendi yapıp ettiklerini alarak bir hakikat tasavvurundan söz ediyorsun. Halbuki dinde bir varlığın bütününün dikkate alınması lazım. İki, Cenab-ı Hakk'ın dikkate alınması lazım. Üç, bir de senin ve onun dikkate alınması lazım. Hı hı. Bu üç çerçeveden baktığın zaman o zaman en haklımız dahi hakikat terazisinde noksan tartar. Yani bir de, şimdi bu, bunu görmek. <laughs> o zaman şimdi kimsenin yani Neye ağladığımız, neye şey yaptığımız değil. Bize gösterilmesi lazım. Ferit Ünlü Atlar Mantıkut Tayrı'nda hüdüt kuşu geliyor işte şeye, e, ormana. Bütün kuşları uyarıyor tamam mı? Ya kuşlar keyiflerinden. Ya uy, uy, yani herkes halinden öyle memnun ki hüdudun en büyük emeği onları uyarmakla geçiyor. Ya yapmayın kardeşim etmeyin bak şöyle olacak böyle olacak falan filan gibi. Yani bu açıdan yani o asır suresindeki gibi İnsanın görevi doğruyu bilmek değil sadece. Hı. Ve doğruyu bilip ben insanları bekliyorum gelsinler kapı böyle bir şey yok. Doğruyu biliyor isen insana gitmen gerekir. Yani bu bir nübüvvet ahlakıdır ve bu bir yüksek felsefe gereğidir. Yani. Emir bil maruf nehi anil münker mi yoksa başka bir şey mi oldu bu? <laughs> e, yani o kapsama da girebilir ama yani evet ona da girebilir. Yani aslında şöyle bence buna ee, insan sevgisi demek lazım. Şimdi çünkü aslında bu konuya girsem bayağı bir su götürür gibi mi geliyor? Bir sürü soru geliyor ya şimdi Olabilir. aklıma. Ama çünkü buna ben, üç... bence yani bu şeyin yani uyandırma mesela uyarma ve uyandırmanın e, e, sebebi insan sevgisidir. Ve gerçekten bunu ancak insanı çok seven adamlar yapabilir. Hı hı. Yani hakikaten insanı çok sevmesi lazım. Yani bir şey mesela bir sanat bir şey öğreniyorsun ya bunu birisini öğretmek için böyle yanıt ya, ya, hakikaten bir şey gerekiyor. Ama her halükâre ve şartta bu benim üzerime vazife midir? Biliyorsan vazifedir. Dinde bilenlerin vazifesidir. Ama bilmiyor mesela. Ama sen de bir şey biliyorsun. Şimdi adam berber tamam mı? Hı hı. Ya bunu birisine öğretmen lazım. Yani bu iş birini öğretmen lazım. Ha, ben ortalama bir adamım. O, dinle ilgili ise yani sünnet açısından dinle ilgili yani anlatma meselesi ulemanın işidir. <laughs> Tam onu diyeceğim. Tabii, ben ortalama almıştım, bir abi. insanım. Birisi yanlış bir şey. Düzeltmekle mükellef miyim? Ya da onu anlatmakla mükellef miyim yani? Hani ee, adam, özür dilerim. Hani adam gitmiş işte e, alkol içiyor. E, bunu içme arkadaş. Ey cemaat arkadaşlar ne içiyorsunuz? Bu günahtır filan. Gidip böyle. Böyle bir şeyim var mı görev? Ee, öyle bir görevim yok ama bir görevin var ya. Yani duruma göre değişen bir görev var o örnekte de değil başka bir örnekte ben geleyim mesela. O zaman bir dakikadan da. Tamam mesela diyelim ki İbn Arabi'nin verdiği örneği söyleyeceğim. Bir yoksul bana geldi ve param yok. Niye bana geldi? Galiba bir zengin tanıdığım var. Böyle olabilir. Hı. Hmm. Anladın mı? Yani yani onu bir yere taşıyabilirim. Yani onu birisiyle Eyvallah. tanıştırabilirim anlamında. Çünkü bak burada şimdi hani diyoruz ya mesela her doğru her yerde söylenmez. Şimdi senin o konudaki yanlışı tam olarak bildiğinden emin değiliz. Yani o yanlışı sen tam olarak nasıl biliyorsun? Anladın mı? Yani bilgin yani bilgin doğru mu ya? ya o, bu şey haramdır diye mesela. Bu bilgiyi hmm. tam olarak biliyor musun bilmiyor musun? Galiba yanlış da biliyor olabilirsin. Delilin yanlıştır, yaklaşımın yanlış olabilir, şu olabilir, bu olabilir falan filan. Şimdi burada ya bunu bu adamlara söylememem acaba doğruyu söylememek mi olur değil. Çünkü sen onu tam olarak açısından bilmiyorsun gibi Ama bir alim gelir, bir hoca gelir, hı hı. onu tam olarak biliyordur. Nasıl yani onun delili nedir, işte durumu nedir vesaire, onu nasıl söyleyeceğini bilebilir. yani Eyvallah. Pek hocam çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yine efendim. keyifliydi, yine çok şey öğrendik. Tamam. Ee, birkaç tane daha vardı ama bu kata sohbet, muhabbet gidince onlar da kalmış oldu. Daha sonra saklarım inşallah. İnşallah. Daha sonra tekrar konuşuruz. Hocam çok sağ olun ağzınız sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim. Ekrem Demir ile beraberdik efendim. Her zaman olduğu gibi. Hoşça kalın. Tekrar görüşünceye dek.